İkramda yoktur üstüme güvenirim. Ben zevki be. En iyi gelin benim. Haydi buyurun gelin evime. Düğünümü izleyelim. Kim ne takmış görelim. Gaziantep'ten herkese kocaman sevgi dolu bir merhaba diyor. Efendim Gaziantep'e gelmeyi çok istiyorduk. Sonunda güzel gelinlerimiz başvurdu. Biri birinden şahane 5 gelinle bu hafta yarışacağız ama onun öncesinde gelinlerimizi tanıyalım. Haftanın ilk yarışmacısı Şenay Korkmaz. 24 yaşında ve 4 yıllık evli. Gaziantep'li olan gelinimiz dijital tasarım uzmanı. Selvihan Zümre, 27 yaşında ve 6 yıllık evli. İngilizce öğretmeni olan gelinimiz Gaziantep'li. Fazilet Demir, 23 yaşında ve 2 yıllık evli. Gaziantep'li gelinimiz ev hanımı. Aynur Satan, 24 yaşında ve 4 yıllık evli. Ev hanımı olan gelinimiz Gaziantep'li. Züleyhan Hasgül, 27 yaşında ve 4 yıllık evli. Gaziantep'li olan gelinimiz güzellik uzmanı. Antep'imizin meşhur hamamına hoş geldiniz. Her misafirliğe gittiğimde yanımda çantamda götürür herkesin içinde takarım. Antep'te en altılı gelin benim. Kahve sunumunu buraya uygun bulmadım. Şenaycığım unutmayalım, iyi bir gelin tasarruflu da olması gerekiyor. Kendi parasını kazanan gelin için de hiç maddiyat bence önemli değil. Antep'in kalesinde aslılar 5 kişiyi çevirsek 4 kişinin evinin modeli böyle. Ya hiç yakışmamış ve çok kalitesiz duruyor. Şuraya bayılacağım yani. Bayıldı bari tam olsun. Düğünde altın ve nakit parayı sana vermeseydi tepkin ne olur? Zaten vermediler. Az sonra. Şu anda bulunduğum nokta Gaziantep'in başlangıç noktası yani kalenin tam altındayız. Burası eski Gaziantep. Yazık ki bir yılı aşkın süre önce yaşadığımız depremde kalede zarar görmüştü. Şu anda toparlanıyor, revize oluyor. Kalemize ancak uzaktan bakıyoruz. İnşallah yakın bir tarihte içine girmek, gezmek, yeniden o kaleye çıkıp bu olağanüstü şehri görmek nasip olacak. Buluştum. Şenay gelin sanıyorum bizi içeride bekliyor. Bak orada bir kalabalık görüyorum ben. Ama öncelikle şu anda Gaziantep'teyiz değerli izleyenler ve tabii ki haftanın ilk gelinlerini bir tanıyalım. Evet. Selvihan. Aynur. Fazilet. Züleyhan. Ay çok memnun oldum. Ne güzel isimler bunlar. Züleyhan. Evet. Ay soracağım gününde ismini. Selvihan. Ay çok... Aslıhan. Aslıhan. Ama Aslı'yım tabii. Sanatçı ismim Aslı tabii, biliyorsunuz. Evet. Ama Aslıhan nüfus kağıdım da Aslıhan. Çok seviyorum ya. Bundan sonra Aslıhan mı desek acaba? Bence yakışır. Olabilir, yakışır. Aynen. Peki. Bize nerede şu anda randevu verdi sevgili Şenay gelin? Burası benim bildiğim hanımlar siz daha iyi bilirsiniz ama Osmanlı döneminden kalan bir yapı.
dönemin külliyesinin bir parçası olarak hazırlanmış hamam artık müze haline dönüştürülmüş. Turistler, yerli, yabancı turistler ziyaret ediyor. Çok değerli bir kültür mirası bize kaldı. Bu mirasa nasıl yapacağız? İyi bakacağız. Evet, tabii ki. İyi bakacağız, aslında değil mi? Aslında size canım, bir şey söyleyeceğim. Söyler. Eski zamanlarda kayınvalideler gelin adaylarını hamama getirirlermiş. Evet. Hamamda. Bakarlarmış, ederlermiş. Evet. Ama şimdi günümüz öyle bir şey yok. Vallahi ben... Yani biz de Şenay'a bakacağız. Bak sorun bana. Vallahi ben o eski zamanlara bayılıyorum. Evet. Yani ben de getirirdim gelinimi yani. Şimdi kabul etmiyor gelinler nedense. Yani onlar da haklı. Aşkım artık hamama gitmeye gerek yok. Plajlar, aynen, sosyal medyalar. Görücü usulü kalmadı. Genelde kalmadı, seviyorlar. Değil mi? Aynen. Hamamtep'te hamam kültürü devam ediyor. Devam ediyor, aynen, değil mi? Bir şey söyleyeyim, bende de devam ediyor. Öyle ben mi? Bayılırım. Vallahi türküler yakılmış Antep'in hamamları demişler. Antep'in külhanları demişler. Baklavası demişler. Evet, bu hafta Antep'in tüm güzelliklerini, özelliklerini inşallah sizlerle birlikte gözler önüne sereceğiz. İzleyicilerimizle paylaşacağız. Şimdi şöyle biraz müzeyi kameramız geçsin. Ben de biraz anlatmaya çalışayım. Ardından da sabırsızlıkla bekleyen gelinimizi daha fazla bekletmeyelim. Evet. Hadi buyurun. İçinde bulunduğumuz Paşa Hamamı 16. yüzyılın ortalarında Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Hamam doğusundaki han, Susamhane, şimdi mevcut olmayan Bedesten ve Mir-i Miran Mescidi ile birlikte bir külliye. Hamam planı düzeninde kesme taştan yapılmış olan hamam, soğukluk, ılıklık, sıcaklık, su deposu ve külhan bölümlerinden meydana gelmektedir. Osmanlı dönemi hamam mimarisini yansıtan eser, hemen hemen bütün Gaziantep hamamlarında olduğu gibi zemin konutun oldukça altında yere gömülmüş olarak inşa edilmiştir. Aslanım ve gelinler, Antep'imizin meşhur hamamına hoş geldiniz. Hoş bulduk Şenaycığım, hoş burada bulduk. Burada bulcu davura. Paşalar damur beni, veremezsin sen beni. Paşalar damur beni, veremezsin sen beni. Nasıl verem olmayım, eller sarıyor seni, eller sarıyor seni. Paşalar saz olur, gün açılır, yaz olur. Paşalarda saz olur, gün açılır, yaz olur. Ben yarime gül demem, gülün ömrü az olur. Gülün ömrü az olur. Ben sana güzel bir karşılama bu böyle. Tekrar bu ne güzellik. Geldiniz. Ay ay dön bakayım. Tekrar hoş bulduk Şenay. Muazzamdınız. Vallahi kocaman bir alkış değil mi? Ses güzel, ritim güzel. Bayıldık. Ay ne güzel. Antep'e geldiğimiz belli oldu. Vallahi direkte Antep'in hamamlarında aldık soluğu. Gerçekten dillere destan olması çok normal. Çünkü çok
güzel bir tarihi dokudayız. Sizler için kahve sunumunu da hamamda yapmak istedim. Ay, ciddi misin? Ne güzel bunlar böyle. Müze gibi, bayıldım. İlahi Aslı Hanımcığım, zaten müzedeyiz. Ay bunlar ne? Bunlar içli köfte, dolma, bunların şey hali. Aa, minyatürü burada var. Ne kadar güzel. Tabii ki Antep'le özdeşen değil mi? Kardeşim adın ne? Mehmet. Mehmet kardeşim. Tabii ki bu güzel müzikle birlikte bu lezzetler olmadan evet. olmaz. Bir hafta boyunca kazan kepçe misali Antep'imizin tüm güzelliklerini izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. İçli köfteleri gördük efendim. Böyle de çok güzel şu peştemalleri de sarmışlar hamama değil mi? Peştem biz böyle şıkır şıkır girdik ama ben de uyumlu olsun diye bu rengi seçtim. Tabii ki evimize geçeceğiz buradan. Şimdi bakıyorum başka neler var. Sen dediğin gibi sunumlarını da buraya hazırladın. Burada böyle şey var, sabunlar. Burada altın da görüyorum. İzniniz olursa ben altınlarımı almak istiyorum. Senin mi onlar? Benim altınlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben her misafirliğe gittiğimde yanımda çantamda götürür herkesin içinde takarım. Benim altınlarım çok kıymetlidir. Antep'te en altında gelin benim. Aa, İzniniz en altınlı miyim? Gelini Şenay gelin. Harikasınız Şenay'cığım. Şimdi sen böyle altınlarını yanında götürüyorsun böyle tıkır tıkır. En altında gelin benim diyorsun, bir dakika diyorsun ve takıyorsun. Evet. Nereden başlıyoruz o zaman? Nereden isterseniz başlayalım. Bilmem. Ay bu meşhur neydi, bunun adı akıtma mıydı neydi? Neydi bunun ismi, ne vardı? Kelepçe. Kelepçe, pardon. Kelepçe. Kelepçeden, Aslı Ünel'den kelepçe. Allah 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 Allah. Efendim, dış sesten bilezikler. Evet. Ay çok zevkli oldu ya. Düğünlerde böyle yapılıyordu. Bilmiyorum hala var mı? Var tabii, bizde devam ediyor. Ciddi misin? Ay Aslı Hünel'den altın kemer. Ay bu ne, bu yürek miydi bunun adı? Ay bunda bizim bütün gelinlerde var. Savaş görüyorsun değil mi? Bir bende yok bu yürek. Bende var da altın değil. Böyle yürek duruyor burada. Duruyor. Efendim bu da gelinimizin sevdiceğinden. Hakikaten bunlar kimden? Ben böyle kendimize mal ettim ama. Kimden yani, bunlar? Eşimden, kayınbabamdan, kendi ailemden. Ay sağ olsunlar. İyi ki varlar. Ay bu Madonna mıydı? Akıtma. Akıtma. Ah, bu akıtma. Bunları da bir öğrenemedim. Ay bu kaç para bu? Kaç çok para. Para. Çok para. Vurdu bu. Oh, bitti mi? Bitti. Ay çok şükür. Bitirdik, taktık. Tamam mıyız yani? Şu anda olması gereken oldu mu bebeğim? Evet. Böyle takıyorsun. Antep'in en altınlı gelini benim diyor, bilmiyorum. Ben daha yarısını takmadım diyormuşum. Nazar falan değer sonra kış kış. Daha görmedi, günümüz gelsin bir. Diyorsun. Aynen. Sizinkiler bence ben dedim, tahmin ediyorum. Süleyha. Antep'te yani altınsız geline gelin demiyoruz. O yüzden bunu bir iddia olarak görmedim. Maşallah. Şu nedir ya? Bu tabutlu. Ne? Aslında buna tabutlu. Tabutlu. Evet, tabutlu. Antep'te tabutlu. Selvihan. Şöyle. Selvihan, o nasıl bir tabutlu? Maşallah. Evet. Bizde de var. Burada da var, Şenay'da da var. Benim tabutlum senin tabutlunu döver diyor. Allah'ım bu kadar. Gel kapıştıralım. Evet, evet. Oldu, sen bir şıkırdamadan bir sunuma geçelim artık. Hatta geçmeden önce şuraya oturalım mı? Biraz soluklanalım. Olur, oturalım. Oturalım biz. Buyurun hanımlar. Ben ayakkabıları çıkaracağım. Yani bu şeye de, göbek taşına da ayakkabılarla olmaz değil mi? Değil mi Ahmet?
Sinan'ın hamamdaki karşılaması bence çok sıcak ve güzeldi. Ben beğendim. Sıcak sıcak hamamın içine girdik. Çok güzel keyif aldık. Gerçekten gözlerimizi kamaştırdın. Ama bir yakından tanıyalım. Kaç yaşındasın? Kaç yıllık evlisin? Ne iş yapıyorsun? Ben Şenay Aslan. Aslan Gaziantep'liyim. 24 yaşındayım. 4 yıllık evliyim. Aha. Bir kızım var. Peki eşin ne işle meşgul? E-ticaret uzmanı. O zaman birlikte mi çalışıyorsunuz gibi oluyor yani biraz da? Yani birlikte çalışıyoruz. Bir nevi değil mi? Bir nevi. O kaç yaşında? 30 yaşında. O da Antepli mi? Antepli. Aa süper, çok güzel. Aynı kültürden olunca da her şey yolunda gidiyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Ay bunlara da bayıldım burada gerçekten. Ay çok güzeller. Nasılsınız, iyi misiniz? Ramazan hayırlı olsun. Vallahi nasıl gidiyor? Bakayım. Tek rakibim bunlar. Altınlar çok ses yapıyor diyor. Gözlerim hamama da bu kadar gelinmez ki bu halde canım dedi bana. Evet yarışıyorlar, ne yapalım. Bakalım bu haftanın birincisi kim olacak, kim sence? Bilmiyorum, kızlar puan versin. He göreceğiz o zaman, görüşürüz. Ben cuma günü gelirim, size anlatırım ben. Evet, sunumunu da burada yapıyorsun. Burada değerlendirelim. Ne ikram ediyorsun? Malumunuz Ramazan olmasaydı, niyetli ve oruçlu olunmasaydı bunlardan burada tadacaktık. Ama tatmadan da bu görseli yorumlayabiliriz. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi. Şimdi şöyle, hamamda eskiye ait, yöresel ait bir yere geldiğimiz için evet, biraz da modern şıklık katmak istedim. Bu şekilde fincanlar ve sunum tercih çok etmek çok istedim. Çok. Hem biraz renk katmış oldum, hem de sevgimi kattım. Süper. Ablacığım rica etsem şunu bana uzatabilir misin? Hayır, maviyi. Lacivert. Siz onları bir bakın, ben de şöyle yakından bir bakayım. Ay güzel. Nasıl buldunuz? Züleyhancığım senden başlayalım. Karşılama çok sıcaktı. Antep'e özgü gerçekten eğlendik yani. Ama kahve sunumunu buraya uygun bulmadım. Daha yöresel bir şey beklerdim. Ama takım olarak tek başına güzel sunumluklar. Öyle mi? Evet. Bu istiridyeyi kaça aldın lokumluk? İstiridye lokumluk. Tanesi 350 lira. Ne? Tanesi. Çok pahalı değil mi sizce? Evet. Güzel ya, bir de gold. Şenaycığım unutmayalım, iyi bir gelin tasarruflu da olması gerekiyor. Kendi parasını kazanan gelin için de hiç maddiyat bence önemli değil. Ya kendi paramızı kazansak da bence tutumlu olmamız gerekiyor. Bence güzel olan her şey gözünde koyacağımı alırım. Hmm. Şenay koca batıran gibisin. Koca batıran. İşte mesele de bu. Kendi kazancım. Kocayı batırmamış, kendi bütçesini hafif bir sarsmış. Kendini batırmış. Koca nasıl batsın maşallah koca. Koca zaten evlenirken... Bulmuş benim gibi bir gelini. Koca evlenirken batmış hazin. Hazin batmış, bu altınları zaten almak kolay mı? Ay bu zamanda. Peki sen nasıl buldun? Senle devam edelim. Evet tek başına güzel ama ben burayı uygun bulmadım. Bulmadın. Yok buraya uygun bulmadım ama tek başına evet evde bir sunum için olabilir. Ya buraya olmamış. Ben ne buraya uygun bulmadım. Bulmadım. Bir de tek sunum güzel. Tek böyle mesela böyle güzel ama keşke altısı da gold olsaydı. 3 tanesi gümüş, 3 tanesi gold. Karışık yapmış, ne güzel olmuş. Daha güzel duruyor. Yani ben hani hepsinin gold olmasını isterdim. Yok, hepsine öyle gold yapsaydım hepsi gold diyeceklerdi. Ama hayır şimdi... Bu bir gerçek. Ama hayır şimdi hepsi şey olsaydı daha bir şey dururdu. Böyle hani 3 tane. Şenaycığım fincanlar ne kadar? 1500 lira. Kaç tanesi? 6 tane. Fincanlar uygun. Aynen. 6 tane olması güzel. Evet. Aynen 6 tane. Sen ne diyorsun Aynurcuğum? Ben genel olarak beğendim ama biraz lokumluğunu büyük buldum. Yani biraz XX large olmuş gibi. Ne diyorsun? Bu lokumluğun small'unu bulursa getirsin versin bana. Ben XX size bulabildim ancak. Şenay'ın gold'u ne kadar çok sevdiğini gördük. Evini gerçekten merak ediyorum. Değil mi? Aşk görüyorsunuz. Bayıldım. Bardak çok renkli renkli. İçim açıldı ama vallahi. Ama aslanım burada bakır böyle cezve, bakır fincan. Çok daha güzel olmaz mıydı? Bu konuda gerçekten haklılar evet, ama zevk meselesi. Hani ben zevkin dışına çıkamıyorum. Ama kullanmayacağım bir şeyi de bir kerelik olsun şimdi alamazdım. Bizi böyle tarihi bir dokuda karşıladı. Bu dokuyu ayrı değerlendirmeli. Yani karşılamayı ayrı değerlendirmeli, sunumunu farklı değerlendirmeliyiz bana göre. Çünkü bu özel bir sunum. Hani evinde de gitsek bizi bu sunumla karşılayacaktı. Evet, şimdi biz sevdiğim parçaları Antep'te, tercih ettim ama. Antep'te şimdi, bakır da çok özel. Bakırı sevmediğim zaman sunumu beğenmeyeceğim. İçime sinmeyecek. Belki, İçime sinmesi önemli. Belki iftar masasında bakırları görürüz. Olabilir, bilemiyoruz. Tabii ki, tabii ki. Bardakların da fiyatını alalım mı? Bardaklar da yaklaşık 1000 lira. 1000 TL. Tepsiler? Tepsilerin tanesini ben 75 liraya almıştım. Ha güzel. İyi almışsın. Evet, güzel. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, hayır. Yok. Yok. Karşılamasını sevdik gerçekten. Aynen, karşılama çok güzeldi. Güzel. Aynen. Vallahi ben de sevdim. Aynen. Şimdi bizi bir güzel uğurlayın siz. Burada bulcu.
Sararıp yere düşmüş, sevdiğim hat tuşlanıp aklıma düşmüş. Eyledir eyle, derdini söyle, arayıp da bulamazsan gel bana söyle. Arabim Ferrahi, severim vallahi, çekerim silahı, vururum vallahi. O zaman Antep'in kalesiyle astılar fermanımı. Aman 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 aman, astılar fermanımı. Urfa Marlin beyleri kestiler yollarımı. Aman 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 aman, kestiler yollarımı. Hamamdaki davullu zurnalı muhteşem karşılamanın ardından şimdi de Şenay Gelin'in evindeyiz. Gri ve saks mavisini kombinleyen modern bir salon, gold ışıltılarıyla göz kırpan şık bir mutfak ve pastel tonlarda dekore edilmiş dingin yatak odasıyla Şenay Gelin'in evi karşımızda. Şahane karşılamandan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Şimdi evimizdeyiz. Salonu yorumlayacağız hanımlar. Evet. Ama önce bir hediyemizi takdim edelim. Aç bakalım Şenay'cığım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evresim takımı düşündük. Çok şık gözüküyor. Çok şık, çok şöyle teşekkür renkli, ederim. Bu şekilde. Bak, ben çok severim böyle. Çok güzelmiş. Sarı, siyah, gri, bilmiyorum. Senin tonların. Çok güzel. Değil mi? Teşekkür ederim. Ay, rica ederiz canım. Güzel günlerde kullan inşallah. Teşekkürler. Evet. Şimdi biliyorsunuz haftanın ödüllü oyunu var. Evet. Ödüllü oyununda şahane bir hediyemiz var. Acaba nasıl bir oyun çıkar? Ne diyorsunuz? Hadi tahminleri alayım. Vallahi ben seçelim aslında. Çok merak ediyorum. Öyle mi? Evet. Sen ne diyorsun? İnşallah hamur açma falan değildir. Bence yuvarlama falan çıkar. Öyle mi diyorsun? Aa, ben de tahmin ediyorum. Bence dolma değildir. Bence bir şey söyleyeyim, eşlerle yarış çıksın ya. Aynen. Eşlerle yarış çıksın. Ay, kararsız kaldım. Siz seçin, vallahi siz seçin. Bence siz kırmızı seçin. Atayım mı elimi ya? Bence kırmızı gözümü aldım. Ben ne çektim? Turuncu. Ne renk? Turuncu. Hadi o zaman. Hazır mıyız? Biber dolması, altın kolye takması. Altınlar. Bence bunu biber acayip başaracağınız bir şey. Aynen. Yani yine sizden bir şey geldi. Evet. Hadi bakalım. Az sonra gelinlerimiz öğrenecekler. Tabii siz de öğreneceksiniz değerli izleyenler. Bakalım bu haftanın ödüllü oyunu ne? Kuru biber dolması, altın kolye takması. Neymiş ama, değil mi? Evet, şunları kaldıralım ve biz salon yorumuna geçelim hazırsak. Tabii ki. Hadi bakalım. Son dönemin en trend rengi denince hepimizin aklına gelen gri, Şenay Gelin'in salonunda da hakimiyetini ilan etmiş görünüyor. Gelinimiz gri'nin yanında patlaması için saks mavisi bir kanepe tercih etmiş. Ama o televizyon ünitesinin gold ayakları olmuş mu şimdi Şenay'cığım? Bir yanda gümüş, bir yanda gold. Neyse, bu noktada susuyorum. Duvarda son derece modern bir saat varken avantgard bir avize kullanman da ne kadar doğru tartışılır. Bakalım bu küçük detaylar gelinlerimizi de rahatsız edecek mi? Şimdi gelin sözü onlara bırakalım. Faziletciğim, senden başlayalım mı?
Direkt içeri girdiğimde gözüme ilk avizen çarptı. Şimdi oturma grubun güzel, fonları falan gri, uyumuş ama avize ben buradayım, ben buradayım diye bağırıyor resmen yani. İlk adım attığında gözüne avizen çarpıyor şimdi. Evet, bu konuda haklısınız. Ben değiştirmek istedim fakat ev sahibim buna müsaade etmedi. Aa, ne alakası var? Yok, evimde hiçbir şey değişkenlik istemiyorum dedi. Sonrasında da bu evi birkaç ay öncesine kadar sattı. Şimdi sattıktan sonra yeni ev sahibim istediğin yapabilirsin dedi. Aa, yavaş yavaş evi değiştirmeye başladım zaten. Mutfağımdan boyatmaya başladım. İnşallah zamanla bunu da değiştireceğim. Nedir ama buranın kirası? Bunun kirası, ben 4 yıldır kiracıyım. Bu yüzden 6000 lira. Bu yüzden. Yoksa sıfırdan girsen? 15-18'den. Hadi hayırlı olsun yeni ev sahibine. Aa, teşekkür ederim. Güzel olsun inşallah her şey. Ben başlayayım mı? Devam edelim. Mesela TV ünitesinin ayakları gold. Koltuklar gümüş. Uyduramadım ben. Olmamıştı. Avizeyle mi uydurdun? Yok, aslında onu avizeyle uydurmadım. Benim burada daha öncesinde bir konsolum vardı. Bu arada bu benim koltuk takımlarım. Evet. Gelin koltuk takımlarım değil. Eşimin o zamanlar maddi durumu olmadığı için ucuz bir koltuk takımı almıştım. Olabilir. Ve ben kendi paramı kazanmaya başladıktan sonra tüm evimi değiştirmeye başladım. Çok güzel. Ve bir konsolum vardı, değiştirmedim. Bunu da geçen haftalarda konsolumu değiştirdim. Gittim takım uyusun diye gri bir televizyon ünitesi aldım. Hı-hı. Ama geldi ki ayakları koltuk. Şöminesi var. Hah. Ama geldi ki ayakları bu. Ayaklarının böyle olduğunu. Biz bir şeyde ayaklarını görmedik. Yani teşhir üründe üst üste koymuşlardı. İşte beyaz, siyah, gri derken ayaksız koymuşlardı emanet. Hı-hı. Dedim gri çok güzelmiş, mobilyama uyuyor, alayım derken bir buraya geldi, taktılar gold. Hı-hı. Ama değiştirebilirdin. Söyleyebilirdin bunu. Benim eşim öyle bir insan ki bir ürün eve girdiği zaman asla ürünü bir daha evden çıkartamam. Yemek masanında tabii salon küçük olduğu için sığdıramadın. Hani belki dedim yemek masanın ayaklarıyla mı uyuyor bir an? Yok, aynen yok. Onu daha yeni aldım. Maalesef ki geldiğinde gold'tu. Ay canım ya. Değiştirme fırsatım olmadı. Böyle bir ama ileride değiştirirsen daha şık olabilir. Daha değiştiririm. Doğru. Evet. Ben perdeye takıldım. Perdenin boyu çok kısa kalmış. Ya yani böyle emanetmiş gibi takılı. Şu kapıdaki özellikle. Evet. Bir de şu tabloya, yani oraya hiç oturma odasına uygun bir tablo değil. Bence yani bir de küçük kalmış. Perdem için de söylemek istiyorum. Bu evlendiğimden beri benim ikinci evim. Tüm evim birinci evime göre dizayn edildi. Çeyizken perdelerim dikildi, koltuklarım ona göre alındı. Sonra bu evi de değiştirince haliyle perdelerim eski evden getirdim. Perdeler oldu. Ama hamanda dedin ki kendi paramı yiyorum, kendi paramı kazanıyorum, harcıyorum. Tamam, keşke perde için de harcasaydım. Az önce de söyledim. Evimi yavaş yavaş değiştiriyorum dedim. Bak, 4 yıl olmuş. Bence o büyük şeyden de kumluktansa önceliğim perden olmalıydı. Ben evet. Sunum eşyalarına daha çok önem veriyorum. Tabii o tercih meselesi. Öyle mi? Önceliğin mutfak araç gereçleri mi diyorsun? Çok severim mutfakta. Ama bu da bir sunum gibi değil mi zaten? Bu da ev sunumu. Perde benim gözüme çok batmıyor. Buraya zaten koltuk gelince perdeyi görmüyorum. Mesela tuttun kahve fincanını böyle. O perdeyi ben orada altta görsem mesela çok çirkin bir detay olur. Perdeyi ne tutuyor ki? Kahveyi ben niye perdeyi tutayım? Fotoğraf sunumcusun ya hani. Hani sunumcusu biraz çekiyorsun. Orada biraz eksik kalmış, perde güdüktü. Çok çirkin durmaz mı orada biraz? Niye perdede kahve çekeyim ki, o kadar kahve köşesi yapmışım? Gele gele perde niye çekeyim olsun ki? Öyle mi göreceğiz kahve köşeleri? Kahve köşeleri yaptım o kadar. O kadar kahve Şenel'cim, bir de benim gözüme bitkilerinin saksıları çarptı. Hasır modelini. Mesela sehpanın üzerindeki. Sepet. Bu normalde evet, sehpada sepet değil, yerde. Hı hı. Hayatım onu perdenin detayıyla uydurmuş. Fark etmediniz herhalde. Aralarında değil mi desen? Evet, desenle uydurmuş herhalde. Rustik peki, bunlar yeni mi eski evinden mi yine rustikler? Yok, ben bunları bu eve geçtikten sonra koltuk takımımı alınca bu rustikleri sonradan diktirdim. Pembe vardı burada önceden. Biraz pembe ama, fonlarım vardı. Ama türü düşünmedin ha? Türü düşünmedim. Allah Allah. Yok, hiç düşünmedim. Fuzili geldi bana. Kaça yaptırdın bu fonları ve rustiği? Ben yaklaşık bir 3 yıl oldu buna. O zamanlar 1500 vermiş. İyiymiş. Yani tül de, buranın tülü ne kadar tutar kızlar? 700-800 çok tutar tutmaz. Mı? Çok tutmaz. 1000 lira tutar aslında bak. Peki duvara saat koymuş, şöyle 2 tane plexi desen koymuş. Biz ona artık gelin evi diye. Gelin evi saati diye söylüyoruz herkese. Ondan olmayana biz gelin demiyoruz gelin evinde. Yani ama artık çok gördük. Ben de şunu eklemek istiyorum. Kızlar, Şenay'ın odası genel olarak güzel, şık bir oda. Tabii ki birbirinden bağımsız parçalar var. Ama mesela şuradan 5 kişiyi çevirsek 4 kişinin evinin modeli böyle. Aynen. Çok bilindik mobilyalar. Ayna mesela. Artık herkes odasına koyuyor. Bence odaya bir ayna. Yani saçma geliyor bana odada olması. Giyinme odasında olur, yatak odasında olur, oturma odasında olması saçma geliyor. Bu bohem tarzı dekor yapıyorlar ve onu koyuyorlar. Koyuyorlar, yine de bana oturma odasında saçma geliyor. Yani evet, mesela bir Antep gelininin evi
gibi değil. Değil. Avantgard Antep'e yakışır ama ben avantgardtan çok uzak değilim. Senin işte ama şeyler avantgard. Avantgard böyle şık olacak, kokoş olacak biraz. Ne olacak? Yani şık olacak böyle, gösterecek kendini. Altın takmasını biliyoruz şık mesela. Zaten. Ama evimize de gösterelim bence biraz. Ayrı parçalar olarak şık ama bence. Ama şu an evet. Antep gelini tamam. Tam olarak belki şu an böyle değil ama eskiden tamam avantgard ama şu an artık geneli bu modele Chester döndü yani. Onu söylüyorum işte 5 kişiyi çevirsek 4'ün yani nevi Chester. Hepimizde var hemen hemen yani göreceğiz evet yani. Bakalım sende ama de böyle mi acaba? Sen de bir de kumali. Bence kendi gelini söyle. Chester. Kendisi de Chester. Şimdi benimki de öyle modeli. Avantgard aslanım bir süre sonra kullanım zor oluyor. Ama bir tek avantgard için çok iyi. Aynen, bir sürü var. Spor yani modeller var. Ama yine biz bunları çok daha tercih ediyoruz. Yani ben kendim söyleyeyim. Bir bakalım göreceğiz sizin gününüzle. Bir de bu koltuk takımı benim ilk göz ağrım, öyle söyleyeyim. Ne kadar almıştın? Çok ucuza aldım. 3500 aldım. O zamanlar ilk göz ağrımdı. Ama yine güzel çok ya. Severek ve de almıştım. Çok bir şey söyleyeyim, iyi bakmışsın. Aynen, eski değil yani. Yeni gibi peki duruyor. Yeni aldığın şu şömineye, televizyonun altındaki yeni aldığın ayakları gold olan sehpa diyeyim. Ona ben 6500 aldım. 6500 halı. Halım da biraz oldu, 3,5 aldım. Salona o televizyon çok küçük kalmış. Arkadan fişler gözüküyor, hiç iyi görüntü değil. Üçlü priz de takmışsın. O saklayabilirdin. Evet. Normalde şöyle, ben oraya üçlü priz kullanmıyorum. Ama ben bugün sizler geldiğiniz için lazım şömineyi yakmak dedin istedim. Hı. Şömineyi de yakmak için mecbur bir tane daha prize ihtiyaç duyduğum için bugün üçlü priz kullandım. Herhalde televizyon küçük diye evet belki de göze aynen baktı. Aynen, olabilir. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı hanımlar? Hayır. Ben sizi buradan mutfağa göndermek istiyorum. Ardından mutfaktan gelin bakalım, oyunumuzu oynayalım. Acilen salonuna operasyon yapman gerekiyor canım. Özellikle de şu ev sahibinden kalan milattan önceki avizeni bir an önce söküp atman gerekiyor. Milattan önce dediğin avizeyi şimdi herkes moda diye kullanıyor. Kullanım açımından çok zor olur mutfakta senin için. Sen kullanmıyorsun sonuçta, ben kullanıyorum. Halıyı çok maradım. Bu fotoğrafta babama da seslenmek istiyorum. Çok özür dilerim. Burada da fon perdelerim var bu arada ama mutfak fon perdeleri. Kızlar burada kaç kişiyiz? 1, 2, ben 3, 4. Anne sen burada mıydın? Pek de söyleyecek bir şey yok zaten. Bence yatak odamı çok beğendiğin için böyle bir baygınlık geldi sana. Aynen. Kuru kalabalık olmuş, olsun diyelim. Senin çeyizin hepsi hazır olmuş canım. Biraz da sen yap. Aha bitti mi, hay Allah. Ya bunlar sanki böyle kahvaltıya gelmişsin de yiyecek misin gibi duruyor. Sizin bunları yapacak beceriniz olmadığı için şu an kıskanıyorsunuz. Az sonra. Evet, işte karşınızda Şenay Gelin'in sultanlara layık mutfağı. Beyaz lake mutfak dolaplarının kapaklarının bir bölümü düz, bir bölümü ise camlı. Camlı kapaklar tezgah arası fayanslarla birleşince maalesef biraz göz yorucu hale gelmiş. Siyah beyaz mutfağında beyaz tüller kullanan Şenay Gelin'in halı tercihi de hayli iddialı. Resmen kendimi Hürrem Sultan'ın mutfağında hissediyorum şu an. Gold ışıltılar saçan mutfak masası gayet şık ve sade. Ancak avize için maalesef aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bakalım bu küçük sarayla Şenay Gelin gelinlerimizden kaç puan alacak? Kızlar mutfağıma hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. İlk başta ben olarak yorum yapabilir miyim? Tabii ki. Canım benim Şenay'cığım, şimdi şu avize bence mutfak avizesi değil. Ne avizesi? Neye benziyor? Yani oturma odasına olabilir yani. Bu avize hiç oturma odasına değil. Oturma odasına daha şık, daha ağır bir şey kullanılır. Basit bir avizeyi ama nasıl salon avizesi diyebilirsin? Hayatım bu da yani kullanım açımından çok zor olur mutfakta senin için. Sen kullanmıyorsun sonuçta, ben kullanıyorum. Bir şey diyemem sana. Canım bu halıyı çok mu aradın? Yo, ilk aradığımda da buldum. Ya hiç yakışmamış ve çok kalitesiz duruyor. Kalitesiz dediğin halı ne kadar pahalı sen biliyor musun? Bana kalitesiz geliyor şu an. Kişisel tercihim. Ne kadar verdin buna? 3500. Oo, ay çok zenginsin. Daha neler şeyler. Biraz yani pahalı sizin olmuş. Gerçekten abarttın. Mutfak halısı için olur biraz kadar fazla. Ya. Bir dakika, sizin ekonomiden bilginiz yok herhalde. 3500 bence gayet iyi. Bana mı bu kadar değildir eminim? Bu hayat mı yani, bu yok paraya da verilmez yani bu halıya. Siz ne, bit pazarına falan mı alıyorsunuz? 3500 çok pahalı yani o halıya. Benim param var, 3500 TL veriyorum bu halıya. Ben kullanıyorum. Vallahi yazık etmişsin bence parana, kusura bakma. Yazık, onu yedim. Çok yazık etmişsin. 3500 aşırı pahalı gerçekten. Vallahi 5000 olsa yine alırdım. Ya değmez. Yani o kadar amşam bir halı değil ama yani 3500'e verilmez. O kadar kötü değil bence. Bana göre o kadar kötü bir halı değil. Benim gözüme kapaklar çarptı, cam kapaklar.
Dolaplarım güzel, leke olması hoşuma gitti ama cam kapaklar siyah kul. Ve içerisindeki karışıklık aşırı karmaşak gözüküyor yani. Şimdi şöyle, ben fincanlara ve bardaklara çok önem verdiğim için çok fazla artık dolaplarıma yetmiyor. Bu yüzden tıkış tıkış olması gayet normal. Evet, daha düzenli olabilirdi sadece. Ya da renk uyumuna dikkat edebilirdin. Dediğim gibi o siyah kulplar renk çok alakasız şöyle, gözüküyor. Şöyle, hepsini siyah ya da gold düzemezdim. Mecbur renklisi gold'u, beyazı olduğu için karışıklık olması gayet normal. Şenaycığım pardon, ben şu mendil alabilir miyim? O mendili çıkaramam galiba. Bu gelmez. Şuradakinden alalım. Dış ses, ben bunu alamayacağım. Oradan bana bir tane mendil verebilir misiniz? Tabii ki Şenaycığım, alabilirsin. Buyurun. Şöyle bakabilir miyim? Tabii ki. Yani keşke bunu çeyizinde kullansaydım. Çeyizimde de var zaten. Var ama bu mutfağa, bu danteller... Bence de bu kadar şık bir olmamış. Mutfağa. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Dantel buradaki olmamış. Herkes Antepli ya. Sizce Antepli olup da mendil sermemek ne demek? Hayal. Ben Antepli olduğum için hala bunun adet ve örfünü kendi evimde kullanıyorum. Bu gayet normal. Ama bunun zamanı kalmadı ki. Zamanı kaldı kalmadı. Bu benim kendi el emeğim. El emeği olduğu için kendime saygı duyarak bunu mutfağımda kullanmayı tercih ediyorum. Sen kendi evinde kullanmayabilirsin. Ya bence olmamış. Ya el işleri hepimiz için gerçekten önemli olmamış. Ama kıymet veriyoruz. Sandıklarımızda saklıyoruz. Yani. Ben de bu kadar modern bir mutfağa yetiştiremedim. Ben onu sandıkta kullanmak için işlemedim. Kendi mutfakta kullanmak için 12 yaşımdan bu yana onu işledim. Güzel modeli, güzel modelini beğendim. Ya eline yok, sağlık, ama ona bir şey demiyoruz aynen. Zaten ama mutfağına uymuyor. Yok, gayet uymuyor. Şimdi mutfağın modern bir mutfak. Şimdi bunlar o seni klasikleştirmiş. Görünüyor. Görünen şeylerde ben bu sefer mendil kullanmasam bunlar mendil kullanmıyor diyeceksiniz. Hayatım artık... Her türlü söyleyeceksiniz. Bu yüzden ben mutfak mendilimi almak istiyorum. Ya Şenaycığım tamam anladık, Anteplisin, güzel, hoş, dantel kullan ama bu kapıdaki dolmalar ne ya? Şimdi şöyle, olmuş mu sence? Kurutma antibiyot olduğu için biliyorsunuz biz balkonlarımızda bunu sergiliyoruz. Az çok bunu biliyorsunuz ya da bahçemiz varsa bahçemize asıyoruz. Ben gelin evi programında göstermek için, sizlere de göstermek için kapımı astım. Yani kuruttuktan sonra biz onların hepsini saklıyoruz, yemek için ayırıyoruz. Böyle evet. Kapılarımızı asmıyoruz. Günlük hayatta ben de asmıyorum zaten. Evet. Şu an için sizlere göstermek yani. İstedim. O kapısına kuru dolmalı açarak şov yaptı tabii ki de bizim için. Biz Antepliyiz ama bizim evimizde öyle kapıda asılı yok yani. Hiç de hijyenik gözükmüyordu ya yani, onlar toz falan olacak. Ondan sonra yemek yapılacak. Gerçek Antepli olmadığın burada belli. Antep dolmaları balkonda, bahçelerde her zaman seril olur. Canım bir de bu arada dolabın üstündeki cam kaplar gözüme battı. Yani hiç hoş durmuyor oradan. Keşke normalde zaten o camı oraya koymuyordum. Ama biliyorsunuz ki ikramlık hazırladığım için telaştan onu oraya sıkıştırdım diyebilirim. Yani, normalde onu orada kullanmıyorum. Güzel görüntü durmuyor. Kaldırabilirdin yani, biz geleceğiz. Yorum olacağını bile bile koymuşsun sen onu oraya. Hiç yemeği seviyorum belki de. Bir kaldıralım mı, nasıl duracak? Bakalım mı? Kaldırabilirsiniz tabii ki de. Bakın tepsim bile gold. Her şeyin gold ama dolap kutularının çeyrek içinde. Erken o kadar altını fazla içinden çeyrekler çıkıyor. Tepsi tek başına güzel, evet. Tepsim tamam, ben de beğendim, güzel. Tepsim güzeldi, teşekkür ederim. Şenaycığım şurada bir fotoğraf dikkatimi çekti. Evet. Buna bakmak istiyorum. Kim bunlar? Bu fotoğrafta babam, kız kardeşim, ablam ve ben. Duygulandım. Buradan babama da seslenmek istiyorum. Onu gerçekten çok seviyorum. Çok özür dilerim. Babanla aranızda bir sıkıntı mı var? Yok yok, çok şükür ama canımı verecek kadar çok seviyorum. Yani değişik bir duygu, bilmiyorum. Babam kelimesi ne zaman geçse hep bu şekilde olurum. Çok özür dilerim. Ben niye ağladığını anlamadım. Sağlık sorunu falan mı var babanın? Yok yok, sağlık sıkıntısı yok. Sadece hani şeyim. Çok düşkün. Çok galiba. Yakın zamanda bir arkadaşımın babası vefat etti. Bu yüzden hep böyle düşündükçe ben de çok kötü oluyorum. Dış ses, sandalyeyi verebilir misin? Biraz oturmak istiyorum. Tabii, hemen veriyorum. Çok duygulandın Şenay. İyi misin? Evet evet, iyiyim. Devam edebilecek misin peki? Şimdi bir iki dakika sonra devam edebilirim. Şenay, ellerin titriyor ama bu kadar normal mi ağlaman? Yok, dediğim gibi yakın zamanda arkadaşım babası vefat ettiği için o yüzden kötü oluyorum. Direkt aklıma kendi babam geliyor. Ama şimdi artık ağlama istersen. Şimdi baban seni izleyecek. Seni görürse o da üzülmüş olacak. Üzme bence babanı şu an.
Haklısınız. Baban çok şanslı, seni çok seviyordur. Yani şöyle düşün, çok başarılı olduğunu görüyor şu an yani. Herkes cesaret edemez yani katılmaya. Sen biraz heyecan mı yaptın sanki? Yok ya, çok yakın zamanda arkadaşım babasını kaybetti. Şenay'cığım, istersen bizim aracılığımızla babana içinden geçenleri söyleyebilirsin. Lütfen fotoğrafı da eline al. Evet, söz sende. Baba, seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Ortadaki sen misin? Yok, şu kara kız benim. Hiç fendim, çok değişmişsin. Beyazlamışsın. Aynen. İyi, sen yorumlara devam edelim. Tamam, olur, devam edelim. Evet. Babasına olan bağ belli, çok seviyor babasını ama bence biraz şovdu yani. Babam için döktüğüm gözyaşlarına bile şov dediniz ya, gerçekten sizden korkulur. Şenaycığım, ben beyaz eşyaların fiyatını merak ettim ve davlumbazım yok. Şöyle, bu benim ikinci evim evlendiğimden bu yana. İlk evimde davlumbaz yeri olmadığı için davlumbaz almadık. Sonrasında da ben bir sene içerisinde bu takımı değiştireceğim için alma gereği duymadım. Ama bir dolapla falan sanki kapatılabilirdi çok kolay bir şekilde. Yok, ben direkt böyle ledli seviyorum, bu yüzden tercih etmedim. Ne kadar? Ankastre ve buzdolabının fiyatı? Şimdi ben bunu 2500 aldım. Dolabı? Buzdolabımı 3000 aldım, bulaşık makinemi de 2500 aldım. İyi almışsın. Bir de canım, şu arkadaki gold detaylar gözüme battı. Yani çok kalabalık duruyor. Tamam, anladık, altını seviyorsun ha, bu kadar da abartı bence. Şimdi şöyle, ben mutfağıma de dekor amaçlı öyle bir şey tercih ettim. Ama dediğim gibi ben mutfakta gold kullanmayı ben çok seviyorum. Ben yakıştırdım, güzel gözüküyor. Şu köşemde gözüküyor. Kullanıyorum evet, hatta. Evet işte, çok fazla olmuş yani o ben kadar. Ben çok seviyorum gold kullanmayı. Şeye, süse gold gerek güzel yoktu. Zaten başlı başına. Aynen. Ama hem orada hem burada kullanman biraz sanki kalabalık göstermiş mutfağını. Doğrudur. Fikirlerinize saygı duyuyorum. Bir de canım, güneşlik kullanmıyorsun galiba. Neden kullanmıyorsun? Ben mutfakta güneşlik kullanmıyorum çünkü içeriği karanlık gösteriyor. Evet. Böyle düz tülsade tercih ediyorum. Ama rahat edebiliyor musun öyle? Cam balkonum olduğu için zaten içerisi her türlü gözükmüyor. Çıkmak gibi durmaz mı ya sanki öyle biraz da? Yok, durmuyor. Bence de mutfakta gerekli değil. Ben de çok sevmiyorum. Masanı da gayet mutfağına yakıştırdım. Beni gerçekten rahatsız eden şey kutuların olduğu. Mutfağınla sıfır alaka. Ama şimdi şöyle, mutfağım zaten siyah gold uyumlu olduğu için bu yüzden siyah kutlar tercih ettim. Siyahlık bir durum yok. Gold evet, bunun beyaz evet. Bunun önceki kutları griydi. Ben bunu yaklaşık bir sene önce siyah olarak değiştirdim. Normalde kendi griydi. Beyaz bir şeyler tercih edebilirdin. Belki olabilir ilerleyen zamanlarda. Yok, ben beğendim siyah olmasını. Bir de benim gözüme şu doğalgazın şeyini kamufle etmişsin. Güzel olmuş ama sanki yeşillik, yani yeşil yapraklar biraz fazla mı? Bir şey var yani. Tam tersine hani, en sadesi bu. Hiç, normalde şey, daha sarmaşık olanlar vardı. Mutfağına uyumlu değil yeşil. Bak şimdi uyumlu içinde. Ama o yeşil bir ayrı başlı başına duruyor sanki. Ama doğalgaz borusu bence öyle gözükeceğine böyle. Saklaması güzel olmuş ama başka yeşil, neyle ben saklayabilirdim? Hayatım, öneri nedir? Dediğim gibi bak, şey yaptığın güzel duruyor. Ben sadece fazlalığı söylüyorum, yeşili söylüyorum, yaprakları söylüyorum. Yok, gayet iyi, çok da görünmüyor yani. Mecbur o doğalgaz borusunu saklamam için böyle tercih ettim ve gerçekten çok şık duruyor bana göre. Sadece hasır harap yapabilirsin. Zaten hem hasır ip kullandım hem üstünden böyle sarmaşık da detaylar var. Bana göre güzel değil. Kendi tercihim. Avizenin fiyatı ne kadardı, pardon? Avizenin fiyatını bilmiyorum çünkü ev sahibine kendi taktı bir avize. Ben kendim takmadım. Peki. Yani bence değiştirebilirdin, mutfağına uygun bulmadık hiçbirimiz. Farklı bir model kullanabilirdin. Şimdi şöyle, bundan bir 6 ay öncesine kadar benim ev sahibim farklı birisiydi. Evine bir çivi bile çakmamı asla istemiyordu. Çok şükür ev sahibim değişti. Bu ev sahibim de hiçbir şeye karışmıyor. İlerleyen zamanlarda tabii ki de değiştireceğim. Değiştirirsen mutfağın için daha güzel olur. Aynen. Ya daha şık biraz olabilirdi bence. Aynen, dediğim gibi 4 yıldır ev sahibimden memnun değildik. Çok şükür değişimde. Ve ilerleyen zamanlarda değiştireceğim onu. Yoksa mutfağın güzel, dizaynı falan güzel ama eksiklerim var, fazlalıklarım var. Tabii ki, kime göre? Aynen. Sana göre öyledir. Bana göre benim evim kendime güzeldir tabii ki. Aynen. Kızlar, bitti mi yorumlarınız? Evet, evet. Ses. Şu anda iyi misin Şenay? Evet evet, iyiyim. O zaman haftanın oyununa hazır mısın? Hazırım. Ama biz sizin 3500 TL'lik halıya basacak olmanıza hiç hazır değiliz kızlar. Aman halıyı çok incitmeden gidin salona. Şöyle gideriz. Yani ben halı benim çok dikkatimi çekmedi aslında. Mutfak çok da uyumsuz bulmadım. Aynı halıları 1200 liraya 1000 liraya falan alıyoruz. Biraz fazla söyledi sanırım. Şimdi sırada oyunumuz var. Oyunumuzun adı neydi? Kuru biber dolması, altın kolye takması. Yani 90 saniyede biberleri ayıklayıp ipe dizeceğiz. En çok biber dizene altın kolyeyi cuma günü takacağız. Peki nasıl bir kolye seçtik sizin için? Hep birlikte izleyelim.
Hoş geldin Dış Ses. Hoş bulduk. Hangi kolyeyi seçeceğinize karar verebildiniz mi? Valla bu hafta hiç böyle kararsız kalmadım. Geçen hafta yine güneş kolyem çok beğenildi. O yüzden bu hafta direkt güneş kolyeyi seçeceğim. Bak kendim de taktım. Lazer kesimle yapılıyor. Sanki taş varmış gibi parlıyor. Ortası beyaz altın. Bunu vereceğiz gelinlere. Bakalım nasıl olacak. Evet hanımlar, zaten sizin hiç yabancı olmadığınız bir şey bu. Hep yaptığınız şeyler. Evet, evet. Çok zevkli, çok güzel. Bir de buranın biberleri efsane. Bunlardan kurutuyorsunuz zaten. Evet. Biz de acı biliyor musun? Buraya geldi şu an. Şimdi bunu bir güzel ne yapıyoruz bu şekilde? Tık 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 temizliyoruz. Siz bilirsiniz. Yapayım mı? Yapacaksın. Ondan sonra biberin işte bu tomurcuğunu çıkartıp görmüş olduğun iğneden böyle bu şekilde geçiriyoruz. Anlaşıldı değil evet. mi? Evet. Bunun için 90 saniyeniz var. Bakalım en fazla kim bu biberleri ipe dizecek? Hazırım. Beğendiniz mi kolyeyi bu arada kızlar? Evet. Çok güzel. Güzel güneş simgesim. Evet. Hadi bakalım o zaman birlikte sayalım. Şenay gelin için 90 saniye süre için. 3, 2, 1, başla. Yapamaz, yapıyorsun. Yapamaz, yapamaz, yapamaz. Yapar, yapar. Bence yapamaz. Şöyle tutayım ucundan. Şöyle. Ay biraz elin yavaş değil mi senin? Yapamaz, yapamaz. Ojeleri gider falan diye korkuyor Şenay şu an. Belki gider. Ay bir acı vallahi acı. Acama gerçekten. Oo, ne biber seçmişsiniz siz de var ya. Üstsiz. Ama tam bir Antep biberi bence. Tamam. Zehir. Zehir vallahi anlatamam. Bunu nasıl diziyor bu kadınlar? Vallahi kurban oldum. Biz de alıyoruz. Oyduktan sonra işte temizlendikten sonra ellerimiz bir hafta yanıyor zaten. He, değil mi? Aman elini gözüne sürme sonra. Vallahi biliyorsun başına gelecekleri. Hadi Şenay, hadi. Ne kadar yavaşsın. Tam yiyeceksin. Yapar, yapar. Hepsini geçer. Yapar, yapar, yapar. Evde bile senden yana değil Şenay. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 0. Sayalım bak. Sayalım birlikte. Say bakayım. 6, 8, 10, 12, 13 tane biberi ipe 90 saniyede gelinimiz dizdi. Tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Bakalım. Biraz yavaş oldu ama iğnen falan düşmeseydi. Aa, çok acıymış. Bakalım. Güzeldi. Yarın sendeyiz. Evet, bendesiniz yarın. Değil mi? Tam sen geçer Antep misin? Antep gelininin evindesiniz diyorsun. Aslında yarın evet. Hadi bakalım. Bence en iddialı benim. Diyorsun. Benim evimden başkasının. Düşünemiyorsun. Düşünemiyorum. Peki ipe sen dizer misin? Dizerim. Kaç tane dizersin yarın? Benimki 20'yi geçer. 20'yi geçer. Hadi bakalım yarın göreceğiz. Peki hanımlar, buradan ben sizi yatak odasına göndereyim. Ben bir böyle bir elimi yüzümü yıkayayım, şurayı da kaldırayım. Hanımlar yatak odasındalar, kendimizi yatak odasını yorumluyorlar. Yarın benim günüm. Ben daha fazla geçirebileceğimi düşünüyorum. Heyecan yapmazsam tabii. Bakalım kısmet. Evet, işte şimdi de Şenay Gelin'in romantik havasıyla gönüllerde taht kuracak yatak odasındayız. Küçük yatak odasında krem tonlarında mobilyalar kullanarak çok doğru bir karar vermiş gelinimiz. Su yeşili ve bej desenli, oldukça ağır yatak örtüsü odanın havasına son derece uygun. Küçük gold dokunuşlara sahip gardırop oldukça heybetli. Yalnız takımının devamı olan makyaj masasının üzeri Şenay Gelin'in plexi kutular içerisinde sergilediği makyaj malzemeleriyle dolu. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sözü gelinlerimize bırakalım. Kızlar, yatak odama hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Şenacığım, yatak örtün çok hoşuma gitti. Güzel duruyor, şık duruyor. Fiyatı ne kadardır acaba? Ben bunu çeyizimde almıştım. Yaklaşık 1000 ya da 1500 lira. Yani çeyizini aldığına göre yani hala modern, güzel, kullanılabilir yani. Evet, hoş evet, duruyor. Çok güzel. Çok severek de kullanıyorum zaten. Aynen, güzel olmuş. Ama canım şu alttaki yastıkları kaldırsan daha güzel dururdu. Ama şimdi yatak örtüsü şık dursun diye altta yastık kullandım. Üstüne de normal süs yastıklarını koydum. Bence daha şık durmuş öyle. Evet. Çünkü onları şimdi yatak kaldırsaydı... Yatak pozisyonu olurdu.
kötü dururdu. Bu sefer de ona yorum yapardık bence. Kaldırıp deneyebilir miyim? Yani bakabilirsiniz. Aa, pembe yaptık. Pembe kişiliği gibi. Pembeyi ne kadar sevdim yani ilerleyen böyle zamanlarda anlayacaksınız. Böyle yapabilirdim. Bence hiç hoş durmuyor. Ama böyle de yatak başlığını kapattı. Hiç gösterişli olmadı. Şey başlığı yapılabilirdi ama. Bunu böyle katlayıp Şenay altına uygun bir çarşafla şu şekilde kullanabilirdin. Ben öyle tercih ettim. Evet, öyle de güzel. Tekrar eskisi gibi yapabilir miyiz? Tabii yapalım yani, pembe yastığı görmeyelim. Şenaycığım, bitkinin güzel gözüküyor ama yatak odada olması hem çok sağlıklı değil hem de saksısı biraz basit mi kalmış yatak odana? Yani ona ben saksı aslında aradım ama maalesef kremponlarını da bulamadım. Bu yüzden bu şekilde buldum. Ben çiçek çok sevdiğim için aslında her odama bir tane çiçek mutlaka koymuşumdur. Ama şey diyorlar hani yatak odasında bitki olması oksijen doğru bir şey değil. Doğru söylüyorsun ama şöyle bir şey var. Küçük olduğu için çok da böyle etkileyeceğini açıkçası düşünmedim. Olabilir. Hani büyük bir ağaç şeklinde olsaydı gerçekten haklısınız. Ama küçük bir bitkinin bana zarar vereceğini düşünmedim. Ama yok, yine de sen bence yanlış düşünüyorsun. Sağlık açısından bence bir problem. Tamam, belki salona taşıyabilirim onu. Ama bizim evet. Nasıl yani, hani biraz küçük mü kaçmış? Şenaycığım, şimdi ev sahibinden mi kaldı bu avizen de, yoksa hani ondan kaldı da abajürlerini ona göre mi uyumladın? Şimdi benim tüm avizelerim ev sahibinin avizesi olduğu için değiştirmemiştim. Ama tesadüfen gittiğim mağazada abajürleri gördüğüm için dedim uyum sağlayacağı için. Bu yüzden bu şekilde abajür tercih ettim. Güzel sağlamışsın ama uyumu. Evet, şansıma orası hoş, denk güzel geldi. Güzel olmuş yani. Biraz küçük kalmış ama aynen, onun haricinde güzel. Aynen. Uyumuş mobilyama da uyuyor, evet. Aynen. Perden Şenaycığım, nasıl yatıyorsun burada? Perdenin üstünde yatmıyorum sonuçta. Fon perde yok, güneşlik. Fon. Ben yine söylüyorum kızlar. Hiçbir şekilde fon perde sevmiyorum. Salonunda bile zordan zor tercih ettim. Ama yatak odası Şenay yani. İnsanın mahremi. Fon perde. Altındaki güneşlikten bahsediyorum. Güneşliğim vardı. Ben zaten güneşliğim ne olduğunu söylüyorum. Stor perdelerim vardı. Fakat gelin evinin programına katılacağım için yıkamaya gönderdim. Fakat yetişmedi. Burada da fon perdelerim var bu arada ama mutfak fon perdeleri. Mutfak keşke değil. Mutfakta kullansaydım. Mutfak değil, mutfağa uyumlu değil. Farkın olsun, gelin gibi. Mutfak perdesi. Gelin gibi mutfağım ama var. Ama çiçekler pembe, odanda pembe hiçbir şey yok. Çıkartabilir miyiz çiçekleri? Çıkarıp tabii deneyelim. Tabii ki. Normalde benim yatak örtüsümü günlük hayatta bunu kullanmıyorum kızlar. Günlük hayatta pembe bir battaniye tarzında kullanıyorum. Ve bu yüzden bunlar pembe. Günlük hayatta benim yatak örtüm pembe. Şöyle düz kalsa daha modern. Böyle daha hoş durdu sanki. Böyle daha iyi durdu. Gelin olmuş gidiyor da az kalsın perden ama şu an vazgeçti. Bulursam bir aday veririm. Ben yatak odanın mobilyasını beğendim şahsen. Yani ben yatak başlığını beğendim Şenaycığım. Bence güzel ama dolabım biraz fazla eski kalmış. Doğrudur. Dediğim gibi ben 2 yıldır nişanlı kaldığım için mobilyamı 2 yıl önce aldım. 2 yıl beklettim. 2 yıl sonra evlendiğim için bir tık eskidi. Bu konuda çok haklısınız. Aynen, bu konuda çok haklısınız. Tek değişmedim zaten, evimde bir yatak odam kaldı. Onu da inşallah ilerleyen zamanlarda bir ev alırsam yatak odamı komple değiştirmeyi düşünüyorum. Bence uyumu, genişliği falan çok güzel olmuş eve. Ha, bir tık küçük ama ne küçük? Bu odaya da bu mobilya giderdi. Mobilya mı küçük? Evet, küçük kalmış ama evet, bu odaya da bu giderdi. Daha fazlası kapatırdı. Bunun daha büyüğünü alsaydı hiç geçecek yeri olmazdı. Aynen, çünkü aynen, odam küçük. Peki halılara söyleyeceğim. Tabii. Şimdi her yerin krem. Tamam, güzel uyum içinde. Halılar neden beyaz? Şimdi halılar diyorsun ama onun adı halı. Benim evimde 2 tane halı yok burada odamda. Bir tane halı var. Onu da neden tercih ettim? Koridor halım komple beyaz olduğu için ben komple evimi bu şekilde kullanıyorum. Ama hayatım, burası sadece krem. Koridorla alakası yok perden buranın. Perden beyaz. Aşkım. Perdemde krem tercih etseydim o zaman. Ay, ama çok beyaz duruyor perde ya. Aynen. Perdenin kenarları krem. Mobilyayla, mobilyayla uyum sağla, beyaz. Bu yüzden halımı da beyaz tercih ettim. Bizim hoşumuza gitmedi beyaz olması. Senin zevkin o. Burası benim evim olduğu için ben kendi zevkime göre düzüyorum. Evet ama biz yorumluyoruz. Evet. Teşekkür ederim düşünceleriniz için. Evet, beyazı ben de uyduramadım açıkçası. Ya, farklı bir renk olabilirdi. Ya da mesela hiç kullanmayabilirdin aslında. Mesela kırmızı mı? Hayır hayatım. Yok, hiç kullanmayabilirdim sen dediği gibi. Bence de. Hiç olmayabilirdi. Zaten çok geniş bir oda olmadığı için bence gözüm atmazdı. Ama şöyle, ben şimdi hiç halı kullanmadığım zaman bu sefer bana diyecektiniz ki ama neden geniş hiç bir oda halın değil yok. Hani böyle wow gezilecek bir alanın yok. Şu an bile şuraya kullanmadığım için laf geliyorsa oraya da kullanmasaydım her türlü bana kimse laf edecektiniz. Kimse söylemedi. Bence kızlar söylememiş. Şu an bunu sen söyledin. Aynen, kendini görmüyor. Kendi sorun yaptın. Ben bir tane bacağına sıktım bu arada. Aynen. Biz hiçbirimiz halı bir tane diye söylemedik. Sen bence çünkü o da yaptın. Küçük yani, öyle yani gerek yoktu. Bir alan yok. Şık dururdu hatta bence. Evet. Ama sen ayaklarım üşümesin diyorsan tabii o başka bir şey. Kızlar burada kaç kişiyiz? 1, 2, ben 3, 4,
Aynen, sen burada mıydın? Niye evet, çıkamışmışsın? Evet, arkadaşlardan bana sıra gelmiyor da. Pek de söyleyecek bir şey yok zaten. Bence yatak odamı çok beğendiğin için böyle bir baygınlık geldi sana. Aynen, şuraya bayılacağım yani. Bayıl da bari tam olsun. Yani genel olarak tamam uyuyor evet ama biraz eski mobilyalarım. Evet, bunun açıklamasını yaptın evet. Zaten. Dinlemedin sanırım, kaçırdın. Evet, yo, dinledim. 2 yıl nişanlık aldın, o sırada aldın. Dinlemiş kızlar. Evet. Harika. O sırada. Evet kızlar, yorumlarınız başka var mı? Yatak odanın takımın ne kadar? Yatak odasının takımı ben bundan 6 yıl önce yaklaşık bir 3500-4000 civarı aldık. Evet. Şenaycığım, bu gelin perdeleri. Gelin perdelerinde yaklaşık 1000 lira olması gerekiyor. Ben bunu çok beğendim Şenaycığım ya, bayıldım. Teşekkür ederim. Çok hoşuma gitti ama şık tek duruyor. Parça olarak evet çok şık duruyor. Kendi odaya başına gerçekten mu? Yatak ortam. Evet örtüşü. Ama odaya uyumlu mu? Sanki biraz değil. Hmm. Odaya da uyumuş da şeyler biraz avantgard kalmış. Aynen. Yoksa renk olarak uyumuş. Ama aslında bunda da hafif böyle tarz şeyler avantgard desem mi desem, lale mi desem. Hani eskitme olduğu için şunlarla biraz uyum ya, sağlıyor uyumuş, aslında. Aynen. Hani şu desenler şuradaki mobilyalardan uyum sağlıyor. Başla aslında dış ses. Benim normalde bir yatak örtüm vardı. Annem yapmıştı. Ben onu serecektim. Onu sermedim. Onu gösterebilir miyim arkadaşlarıma? Tabii ki Şenay. Kızlar işte karşınızda gelinlik gibi bir yatak örtüsü. Kızlar bakın, sizlere bu yatak örtümü göstermek istiyorum. Yine aynı şekilde annemin kendi el emeği. Bu dış ses bizim Antep'e özgün, Antep'i şey dediklerimiz bir nakış. Sadece Antep'e özgü bir şey. Şu şekilde nakışı size yakından göstereyim. Normalde önceden her gelinin çeyizini bu şekilde küpüme tarzında bir yatak örtüsü yapılırdı. Her gelin bunu 40 gün boyunca yatağında serer, her gelen misafirine bunu gösterirdi. Ben ama bunu çok tarzım olmadığı için senelerce hiçbir şekilde kullanmadım. İyi ki sermemişsin Şenaycığım, çünkü diğer örtü daha güzel. Evet, sermedim ama sizlere de bunu göstermek istedim. Ama çok emekli bu da. Aynen. Çok emek yani. Zaten Gaziantep deyince Antep bu akla deyince gelir. Antep deyince Antep'i geliyor. Aynen. Akla. Her gelinde olan bir şey bu çeyizde. Olmazsa olmazımız. Antep bu olmazsa gelin demiyoruz buna. Bir de abajurun fiyatını alabilir miyiz? Abajuru ben yaklaşık 250-300 liraya almıştım ama yine bayağı bir oldu. Fiyatı güzel yani. Evet. Ne kadar oldu? Yine 2-3 yıl oldu. Yani tabii bunun fiyatlardır, normal. Şu anda da öyle. Kızlar yorumlarınız bitti galiba. Evet, bitti. O zaman bir Antep gelininin çeyizini görmeyelim mi? Görelim. Hadi görelim. Çeyiz bakmaya gidelim o zaman. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Gidelim. Yatak odası evet biraz avantgard, eski kalıyor ama birbiriyle uyumluydu. Tam 4 yıllık evli Şenay gelinin çeyizinde Antep'in kendine has işlemelerini görmek mümkün. Tığ işi şallardan el örgüsü patiklere, iğne oyası yazmalardan rengarenk tülbentlere kadar yok yok. Ancak hazır alınmış suplalar, mutfak bezleri ve Amerikan servisleri de gözümden kaçtı sanmayın. Bakalım gelinlerimiz Şenay gelinin içinde hazır ürünlerde olan çeyizini beğenecekler mi? Kızlar, harika çeyizlerime yorumlarınızı bekliyorum. İlk ben girmek istiyorum. Tabii ki. Şenaycığım, 4 yıllık evlisin. Gayet iddialı da gözüküyorsun ama gerçekten çeyizin çok basit. Şimdi şöyle söyleyeyim sana, çeyizimin bu yarısı. Yarısı nerede diye sorarsan, bilirsin ki biz geçen sene bir deprem yaşadık. Deprem yaşadığımız için çok fazla ihtiyacı olan insanlar vardı. Havlumdan tut namazlama kadar her şeyimi ben depremzedelere bahsediyorum. Ya evet, yardımseverlik yapmışsın, iyi de yapmışsın ama... Yani peçeteler hazır, bunlar hepimizin evinde. Suplalar hazır. Ondan sonra yüzükler, her şey hazır. Tamam, bunlar ben... hazır da bunlar makineden çıkmıyor ki. Bunların hepsi el emeği. El işi bir şey görmedim. Liflerim var. Başka bir şey görmedim yani. Biraz bunlar... basit kaldı 4 yıllık evli bir kadına göre. Bunları göremiyor musun? Hepsi dantel. Yani kanevice. Çok az geldi bana. Bak, Antep'e özgü kanevicelerimiz. Evet ama çeyizi doldurmaya çalışmışsın gibi geliyor. Buna? Tabii ki bunlar şimdi hazır açabilir değil. Miyim? Açabilirsiniz. Şöyle açayım. Bu kanevicileri benim kendi şöyle. Annem işliyor. Ucundaki dantelleri de ben kendim işledim. Bence çok güzel. Ben bunu beğendim. Evet, bu güzel. Kaneviçe mi yoksa kanevice mi? Kaneviçe. Şenaycığım, sen ne dedin? Dilim sürtüşüyordur. Bak yine sürtüştü. Olur öyle şeyler Şenay. İstersen dönelim çeyizine. Şimdi bunlar benim kendi el emeğim. Bunları göstermek istiyorum. O da yine aynı şekilde. Favori parçan hangisi Şenay? Favori parçam, ben yüzüklerimi çok seviyorum. Yüzükleri benim çok yakın arkadaşlarım yaptı. Şöyle göstermek istiyorum. Peçete yüzüklerim bunlar. Aynı şekilde şunlar benim annemin el emeği çantaları. Bu çantaları benim annem kendisi el emeği. Bunu kızıma, bunu da
kendime bana işledi. Hatta diş ses. İki tane annemin yine el emeği çantaları var. Sizden ricam verebilir misiniz? Tabii, hemen uzatıyorum. Aynı şekilde bunlar da el örgüsüm. Annemin çeyizimle yaptıkları çantalar. Bunları çeyizim de çok seviyorum. Bir de canım, bunun ne işi var çeyizinde anlamadım. Onlar şey... Yani şu an yani Şenay çeyizi gerçekten doldurmaya çalışmış. Hayatım, onları mutfağa koysaydın daha iyi olurdu yani. Ya bunlar sandıktakilerin şimdi... hepsini çıkarttığım için sandıklarımda o da varmış. Çeyizde mesela de daha farklı şeyler görebilirdik Antep'e. Ne alaka? Onlar da el emeği olduğu için ben buraya genellikle el emeği olan şeyleri koydum. O da el boyası olduğu için onu da çeyizimde size göstermek istedim. O güzel olmuş şu aslında el emeği olduğu için. Olsun, sonuçta çeyize bakıyorsun. Çeyiz değil yani. Çeyize bakıyorsun sonuçta ama. Bakın bunlar da el emeği. Şurada bir beyaz bir eşarp var, alabilir miyim? Bunu da mesela annem kendi ellerini işledi. Hatta size şöyle takmak istiyorum. Çok güzel oldu. Nasıl oldu? Şenay gayet yakıştı. Güzel oldu. Teşekkür ederim. Şenay bu da el emeği galiba. Canım sonuçta çeyiz bakmaya geldin ya. Çeyiz bunlar. Bak takımlar. Bunlar hazırlanır takımları yani. Canım sonuçta çeyiz bakmaya geldin. Yani bunlar çeyiz. Bence bunlar olmamış Şenay'cığım. Böyle kuru kalabalık olmuş, olsun diyelim. Senin çeyizin hepsi hazır olmuş canım. Şunları görmüyor musun? Hayatım, senin oradan... Senin çeyizini göreceğiz bakalım. Bir tane günüm gelsin, göreceğiz bakalım. Senin göreceğiz bakalım. Her şeyi konuşuyorsun. Pembe alabilir miyim ya, pembe şalı? O Atkı. Atkı mı? Atkı. Olsun, her şeyi onu da duyar kendi bana. Ablam işledi bana. Ben oradaki şal alabilir miyim? Bunu kim işledi? O bana arkadaşım hediyesi. Şu köşedeki şal da kayınvalidemin bana çeyizindeki hediyesi. Bir de ben yelek görmedim hiç çeyizinde. Çünkü sevmiyorum. En başta anneme kestim, asla yaparken de kullanmam dedim. Ama ya, çeyizinde olsaydı bir iki tane kullanmasaydım. Kullanmayacağım bir şeyi... Para vermek de ya da emek harcamak... Bunları kullanıyor musun Şenay'cığım? Kullanıyorum. Hmm. Az önce içeride gördüğünüz gibi mutfağımda mutfak mendilleri asılıydı. Ama hayatım... Ben çeyize önem veriyorum. Sen kapalı değilsin, yazma da kullanmıyorsun. Niye, namaz kılmıyor muyum? Yani namaz ama bunları kullandığını hiç düşünmüyorum. Mevlid okurken kullanılıyor bu zaten, günlük hayatında sürekli kullanılmıyor. Sürekli onu mesela nefseyken giyersin. Aynen, şart. Şey ne? Normal hazır hırkalar kullanırsın, örgüye gerek yok. O zaman bunda da hazır kullanabilirsin Şenay. Hazırlar da var zaten, istersen. Bak, tamam yani, ama hayatlıkla alakası yok bence, çeyizinde iki tane de olsa. Kullanmayacağım bir şeye para vermeye gerek duymuyorum. Ama hayatım, Gaziantep'te çeyiz olur, yelek olur, şallar çok olur, lif olur, yazma dürbün çok olur. Lifleri var. Lif görmüyor musun? Bence bir gözlük alalım da dış ses. Hayatım, Fazilet Hanım yani rahat çeyiz göremiyor. Yani, hayatım, Gaziantep'in çeyizi meşhur zaten. Çok diyorum olur, ya, kalabalık çeyizimin olur. Çeyizimin yarısını depremzedelere verdim diyorum Fazilet Hanım, anlıyor musunuz? Doğrudur canım. Şenay'ın gözlerine bu nazar boncunu atmak istiyorum. Şöyle nazar, kendi nazarınız değmesin bana. Ben hep pembeden gidiyorum yine, bu da çok güzelmiş. Bu yazmaların, liflerin hepsi benim kendi annemin el emeği. Bu ne? Çok eski duruyor. Bunlar annemin kendi çeyizinden hatıra diye annem verdi. Sana. Aynı şekilde bunu da kendim işledim kızlar. Ara bandı diye geçiyor. Bu da yorgan kenarı, yastık kenarı diye geçiyor. Evet. Elinden çok iyi geliyor ama. Dantel işini beceriyorsun. Yok ya, bohçada şey olmuş, kırış olmuş. Ben kullanmadım. Ceyizinde namazlık da hiç görmedim. Var. Sadece 2-3 tane. El işi var mı? Evet, el işi namazlık güzel, bir tane var. Ona bak. Bu benim arkadaşımın hediyesi. Babaannesi işledi. Bunun aynısını bende de göreceksiniz. Aynı renkte böyle. Çok güzel bunlar. Hmm. Arkadaşımın babaannesi benim için işlemişti. Bir de şu pembeye bakabilir miyiz? O kaneviçeli olan ne? Pike takımı. Annem... Çok güzel gözüküyor. Keşke ama Şenay'cığım bir ütü vursaydın. Bunların hepsi bohçadan, sandıktan çıktı. Ama hayatım, gelin evine katılıyorsun. Yani biraz daha özenebilirdin. Farkındaysanız ilk gün yarışıyorum. Sizin gibi 3. 5. gün yarışmayacağım. Ana hayatım ama biz de aynı hazırlığı yapacağız. Yani. Bakın bu. Bu çok güzel. Bunu da yine annem kendi el emeğiyle şöyle bir pike takımı. Güzel. Modeli çok güzel ama ben bir ütü isterdim. Açın. Altını da aldık diyor. Model olarak gerçekten güzel. Bence şey bile çok kullanılabilir güzel. Bile. Şık kullanıyor şık. Musun? Yok, bunu hiç kullanmadım. Hmm. Bundan normalde bir tane daha vardı. İlk kızıma. Nevseliğimde kullandım. Aynen, genelde bizde. Bunu da annem şey dedi, ikinci bebeğin olursa onun nevseliğinde kullanırsın. Aynen, genelde bizde öyle oluyor. Aynen öyle. Çok güzel, annenin ellerine sağlık. Şenay, nevse dedin yanılmıyorsam. Nevse ne demek? Yani Antep'te lohusaya biz nevse diyoruz. Yani lohusa dönemindeki yeni doğum yapmış kadına mı deniyor? Evet, kadına. Lohusa yerine nevse diyoruz. Biz. Kalkmıyorsun, yatıyorsun, dinleniyorsun. Kendini iyi hissedene kadar yatıyorsun yani. Sana bakıyorlar. Prensesler gibisin. Kızlar, şimdi sizlere bir sürprizim var.
Antep demek, sıra gecesi demek. Şimdi sizleri yemeğe sıra gecesine götürüyorum. Hadi gidelim. Şenay Gelin, gastronominin başkenti Gaziantep'te iftar sunumunu çok özel bir mekanda yapacak. Şarkının, türkünün eksik olmadığı sıra gecelerinin yaşandığı bu özel mekanda bugün sofrada Antep'e özgü bütün lezzetler var. Birbirinden şık sunumlarıyla göz dolduran tabaklarıyla bakalım Şenay Gelin'in iftar masası gelinlerimizin de hoşuna gidecek mi? Teşekkürler ediyoruz. Harika. Ne güzel bir sürpriz bu böyle. Çok teşekkür ediyoruz hayatım. Ben teşekkür ederim. Vallahi hem böyle sıra gecesi şeklinde bir... Sizlere de çok teşekkür ederim. Sunum masası hazırlamış gelinimiz. Peki burada bir çiğ köfte ustası mı görüyorum? Tanıyalım sizi. İsmim Müslüm Işık. İşletme sahibiyim. Ah çok memnun olduk Müslüm Bey. Biz de programınıza misafir olduk. Sağ olun. Evet, çiğ köfteyi ben yapacağım. Biliyorsunuz Gaziantep'in kendi yöresine ait olan barak geceleri var. Evet. Barak gecelerinin olmazsa olmazı çiğ köftesi. Çok güzel. Özellikle çiğ köfteyi de ben yapıyorum. Ay nefis. Peki böylelikle evde nasıl çiğ köfte yaparız? İzleyicilerimize de biraz tiyolar veririz değil mi? Tabii ki verelim. Tamam. Şimdi burada bir hazırlık var. Bu ne olacak? O bizim yedeğimiz aslında. Yedek? Tabii. He. Hani misafir çok olunca iki yerde yapılıyor ama misafir az olunca tek yerde yapılıyor. Tek yer yeterli evet. Diyorsunuz. Aynen öyle. Yani orada dedim acaba biz mi denesek böyle bir yani şey? Yani siz de deneyebilirsiniz tabii ki yapabilirsiniz. Gerçekten mi? Bence de yani. Tamam. O zaman günün tarifini sizden alıyoruz Müslüm Beyciğim. Ben de güzel gelinimle şöyle geçeyim. O bize desin ki şimdi bunu katıyoruz, şimdi şunu katıyoruz. Olur yapalım. Tamam mı? Tabii buyurun. Harika. Hadi o zaman hoppa bismillah diyelim. Kalkamıyorum. Bakalım kalkamıyor musun? Gel. Elbisenin içinden çık. Bunlar genç olacak. Gel. Kalktım. Ha. Aa ayaklarım ama hayatım çoğu bu şıklık tam kolay değil böyle vindallılarla. Tabii bu kıyafetle oturmak kalkmak kolay değil bakar mısın? Bunu kınanda mı giymiştin hayatım? Yok hayır biz de Antep'te genellikle böyle sıra gecesine giderken kınada özel günlerde vindallı giyiniyor. Ben de Antep'i temsil etmek için bunu giydim. Şahanesin kızlar çok şık değil mi? Evet. Dön bakalım. Çok şık olmuşsun. Ay pek bir güzel olmuşsun. Neyse. Teşekkür ederim. Hadi maşallah diyelim kızımıza. Şuradan biz şöyle arkanızdan geçmek suretiyle yaklaştık. Gel Şenay. Ben yastık götürüyorum. Evet Müslüm Beyciğim. Evet başlayalım. İyi bir çiğ köfte için iyi bir isot lazım diyorsun. Kesinlikle isotsuz öyle. İsotsuz çiğ köfte. Olamaz. No, olmaz. Evet. Evet. Eldiven var mı bize de? Eldiven, eldiven gördüm. Tabii. Dur yüzükleri çıkartalım. Sen başla ne gerekiyor malzemeleri hızlıca sayalım. Bu tamam. Biraz alınacak mı? Bu biraz fazla olur yani. Simit mi diyoruz buna? Simit. Bulgur, çiğ köftelik bulgur. Kardeş, gel kardeşim gel al bunu biz bunu. Sen ama ben başla sen biz hallederiz. Tamam. Eşarp takalım mı size? Bana ver. Yazma verse takarız. Kızlar. O da çok anam ben nasıl... Eşarp alabilir miyiz? Ehe, bunu alacağım, bu kalacak. Tamam, peki.
Sağ olasın. Yoramayız zaten. Deneyeceğiz işte, deneyeceğiz. Dur. Benim kollarım var, ben nasıl deneyeceğim? Olursa olur, olmazsa sen tutarsın saçlarımı. Sen asiste et beni. Ha, ben yormuyorum değil mi? Tamam, sen ha, daha asiste iyi. Et beni. Ha, daha iyi değil mi? Oh. Evet, çünkü bunlarım var. Ay vallahi bir yazma, ne iyi oldu. Çok teşekkür ediyorum. Evet, sen şimdi malzemeleri bize söyle. Tamam, ben şöyle isottan sonra pulver döküyorum. Tabii çiğ köfte özelliği acı olmasıdır yani. Acı olmazsa olmaz çiğ köfte yani. Oo, iftarda inşallah tadına bakacağız. Evet. 7 çeşit köfte baharatımızdan atıyoruz. 7 türlü. Evet, 7 türlü. 7 çeşit diyoruz. 7 çeşit. Evet. Karabiber atıyoruz biraz. Karabiber. Oo. Bulguru döktük değil mi? Tabii bulguru döktük. Sonra isot, sonra pul biber, sonra baharat ve karabiber katıyoruz. Dur. Ben de hemen şimdi simitimizi döktüm. Bulgur mu? Tabii. Isot. Hayır, isot. Siyah isot atalım. Şey dur. Heyecanlandım bir dakika. Bu şimdi ne kadar isot koyuyoruz? Hepsini atabilirsiniz. Yapma ya. Tabii acı olsun. Gitti. Başka? Pul biber atalım biraz. Pul biber şu mu? Evet. Yeter şu kadar daha evet, ne evet. Atayım? Biraz. Soğan? Soğan en son atalım. Bu türlü mü? Tabii evet. Türlü baharat diyelim sana. Tamam, bakayım. Karabiber atalım biraz. Yeter bu türlü, yeter bence. Biraz da karabiber. Şöyle, biraz da karabiber. Al canım. Şimdi bunları bir güzel karıştıralım. Sarımsak falan, soğan yok onları mu? Bir, şunu bir karıştıralım bir köfte. Önce bir karıştıralım. Evet. Evet. Sonra şu ince çekilmiş soğanımız var. İnce çekilmiş soğan, asistan. Hepsi çok. Yani yarısını atabilirsiniz. Heh, ve çekilmiş sarımsak var. Sarımsağı da ilave edelim. Tamam. Sarımsağı bol olsun değil mi? Evet. Antibiyotik, doğal antibiyotik. Koyduk. Sonra salçamızı ilave ediyoruz. Aynen. Salça. Hepsini katıyoruz ha? Yani onun hepsini katabilirsiniz. Bu, benimki az ama benim bulgum. Yarısını katalım o zaman. Şöyle katayım o zaman. İyi. Başka? Şimdi tamam. Karıştıralım biraz. Karıştırıyoruz. Yediriyoruz. Şarkıya Türkiye ne zaman giriyoruz peki? Yani artık başladık yani yoğurmaya başladık. Tabii başladık. O zaman... Sevgili sanatçı büyüğümüzden şöyle bir çiğ köfteye bir türkü isteriz. Hemen geliyor efendim. Hadi buyurun. Yani su, oy. Önce susuz yoğuruyoruz. Canım çıktı. Vallahi çok zormuş. Ne zaman su girecek buna? Vermeye domates, limon abi. Falan yok mu? Verelim biraz. Biraz su verelim, zeytinyağı falan. Burada su yok. Şurada canım. Tamam canım, al onu da ben yapayım. Vallahi geldim, çalışıyorum burada ben. Dikkat et. Yeter mi? Bence biraz daha böyle mı? Az böyle, az serpiştirelim. Gel. Tamam yeter. Yeter. Şimdi biraz daha mı yoğuruyoruz? Tabii tabii yoğuralım. Buyurun hocam. Çiğ köftenin bulguru domazda inmez moru. Çiğ köftenin bulguru domazda inmez moru. Bacı ayran idoru ille de canım çiğ köfte. Onlara taze soğan ille de canım çiğ köfte. Tak şunları biraz da sen yap. Aha bitti mi hay Allah. Tak şunları biraz da gelin hanım sizi de görelim. Değil mi ama yani bana yoğurtturdu evet, ama. Şenay'ı da görelim. Bak hiç fena değil yani yine de
Nasıl? Güzel gözüküyor mu? Beceriyor muyuz bir şey? Baharatını çok koydun ama sen görüyor mu oradan atıyorsun baharat bu. İşte gayet fena değil. Rengi çok güzel ama rengini... tadı nasıldır? Bakamıyoruz bu şey oruçsuz var mı aramızda? Yok galiba. Artık bakacağız. Ama şöyle bir tavana atabilmek durumu. Ama şu an taban tutmaz. Tutar mı? Ben atarsam tutar gibi geliyor bana. Bir dakika, yağ ne zaman koyuyorsun? Biraz daha yeşilliği verdikten sonra. Öyle mi? Tabii. O zaman biz biraz daha yoğuralım. Aynen. Değil mi? Devam. Gel bakayım gelin hanım, taktın mı? Takıyorum. Gel. Sonra tavana atacağız, tamam mı? Bak, tepsiye attım, nasıl güzel oldu. Siz de benim kollarımı tutarsınız. Ama hakikaten ne yapacağız? Senin kollarda sıkıntı var. Bak, bu bence tavanı da tutar. Deneyeyim mi? Deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ama Sunum sen devam ediyorsun. Tamam mı? Geç bakayım sen şöyle. Aferin. Ha öyle. Yok öyle giyindin geldin şıkır şıkır. Elbisemizin verisi tabii. Şurası mı? Uygun mu dış ses? Gayet uygun aslanım. Hadi inşallah yapıştırırsınız. Ben de kafama düşecekmiş gibi hissediyorum yemin ederim. Sarı kurban beni. Şöyle bir... Aman bir köpteniz çal, bir çal. Hadi devam et. Güzel. Bitti mi canım? Ben orayı baktım vallahi. Bizimki de gayet iyi gözüküyor yani. Gelinciğim nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Bakayım. Ay bizim elimizden bir şey kurtulmaz ya Rabbi. Ama sanki rengi açık mı gibi oldu? Rengi açık mı? Ben az koydum hani şey böyle bir midelerine dokunmasın dedim. Ay hası orada çiğ köftenin hası. Şimdi bizde şey derler. Aslanım canım. Bir yemeği iki avrat yaparsa yemeği tadı olmaz ya, derler. Öyle mi? Demezler evet, mi? Neyse o zaman biz senin yaptığın şu lezzetleri konuşalım. Bu arada ustamız devam etsin. Hangi aşamada zeytinyağı giriyor, yeşillik giriyor bize anlatsın olur mu ustam? Tabii ki tabii. Biz bu kadar yaptık sen buna bir devam edersin. Ona biz devam ederiz. Neydi iki hanımefendi bunu bu kadar yapabildi ama yani bu kalibrede bu tepside yoğurmamıştım ama bir alkış alayım ya. Yani büyük bir başarı bence. Teşekkür ederim. Peki biz şöyle yerimize geçelim. Sen devam et ustacığım. Biz de lezzetleri konuşalım. Bakalım. Bir dakika. Kalkamıyordu. Yani bence aslanım çok güzel yoğurdu. Beklemiyordum böyle şey. Tavana attı zaten direkt yapıştı. Bu güzel bir şey. Demek ki çiğ köfteyi direkt tutturdu yani. Buna karnım doymaz. Ne? Buna karnım doymaz dedi. Bence senin problemin. Valla benim buna karnım yani... doymaz. Gözün doydu mu? Yani önce gözümün doyması lazım karnım doyması için. Sor bakalım. Peki bir şey diyeceğim bu kadar şeyde gözün doymadı mı? Ya gözüm doydu ama sence gerek var mıydı bunlara? Ne? Hani antibi tanıtıyoruz ya. Mesela buna gerek yoktu, buna gerek yoktu, buna gerek yoktu. Bir lahmacun olabilirdi, şekerli fıstıklı ekmek olabilirdi. Tamam siz sek, kendi sek. Gününüzde onu yaparsınız sek, biz de yemiş oluruz. Bugün bende patlıcan inşallah. Kebabı yersin, baklava yersin, yuvalama yersin, soğan kebabı yersin, dolma işte köfte yersin. Ama böyle sanki kendi gününde de lahmacun yeriz. Kendi değil mi? Lahmacun yeriz. Aslanım böyle güne gelmiş gibi değil mi? Gün mesela kalpli pasta. Yani bu tabii biraz beş çayı konsepti de var. Evet. Ne var ne yok Allah ne verdiyse. Soğan kebabı var. Bilmiyorum içli köfte de var. Kuru dolma da var. Patlıcan çiğ köfte. Antep özgü şeyler yapmışım süre... zaten. Ha. Yani ikramlık olarak göz doyuruyor. Ben beğendim görseliyet açısından. Çok güzel. Ben de şey biraz sade buldum. Yemek takımını. Yemek takımı sade. Şeylere sunumluklara göre yemek takımını biraz sade buldum. Ha. Biraz nasıl daha olmalıydı? Daha mı haşmetli biraz bir şey daha, olacaktı? Evet, gold detayları biraz daha fazla olabilirdi. Dediğim gibi sunumluklara göre. Ama şimdi sunumluklarım zaten göz yorduğu için bunu sade tercih etmem.
daha da mantıklı. Ya biraz şey gibi duruyor. Hani onlara göre onlar gayet pahalı, güzel gözüküyor. Bunlar biraz ucuz duruyor onlara. Bunlar benim çeyizimdeki yemek takımıydı ve çeyizimi kullanmak istedim. Ne kadar bunların fiyatı? Çeyizimde aldım yani. Ortalama yaklaşık bir 1000 lira vardı bunlar. Şu an almaya kalksan şu anki güncel fiyatı 10.000. Vardır yaklaşık. 10.000 TL var. Var. Evet. Peki sen ne diyorsun canım? Ben yani sunumlarını beğendim. Güzel gayet. Yeterli bence. Sadece bardağını uyduramadım. Beğenemedim. Yani çok büyük. Ve ek bir bardak yoktur. Ha, yanında bir bardak hani aynen. Çay takımı aynen. isterdim belki evet, çaylıklarla. Olabilir, hani bu meşrubat için veya ayran için yanında da su bardağı evet. isterdim. Evet, olmuş. Anladım. Genel. Cevap vermek istedim. Yok doğru bu konuda haklı bir tane normal bir ayakta bardak koyabilirdim. Evet. Konuda haklı. Wow. Bir de Aslan'ın canım. bütün hani sunumlar hepsi gold. Evet. Hani keşke bardakta da olabilirdi yani. Hani bir ince bir şerit olabilirdi, şey olabilirdi. Şöyle, bir ayrıntı gibi duruyor. Magnolia kabını şeyini alabilir miyim? Kufunu alabilir miyim? Buyur canım. Normalde bundan bu takım. Fakat ama, ben bunun gold'unu hiçbir yerde iyi. Bulamadım. Aa, bu yüzden bunu tercih etmek bunlar, zorunda evet. kaldım. Çizim yoksa takım ama bunun gold'unu bulamadım. Onların gold'unu buldum. Hı. Bunun gold bulamadım. Ne var bunda? Magnolia mı yaptın? Magnolia. Tüh ya çok da şıkmış gerçekten. Yani şey yapmış canım sözünüze kusura bakmayın. Masan çok güzel olmuş, sunumların güzel olmuş ama bardak basitleştirmiş. Masayı evet. basitleştirmiş biraz. Şenaycığım bu mercimek şey, bardak da bayağı. Mercimek pardon lafını böldüm. Ha yok. Yok estağfurullah. Bitir sen canım benim. Bu mercimekli köfte mi? Evet mercimek köftesi. Yani bence Antep'in mercimekli köftesi böyle sıkım şeklinde olurdu. Bu kanepe gibi bir şey olmuş. Aslında ben çiğ köfte yapmıştım. Sıkım şeklinde yapmıştım. Bunu da görsel amaçlı yuvarlak şeklinde yapmak istedim. Görsel olarak kullanmak istedim. Ama ekran karşısındaki insanlara hani biz nasıl yiyorsak, nasıl sunuyorsak o şekilde gözükse çok daha güzel görünürdü. Ellerine sağlık yine de. Birazdan çiğ köfte de onu yaparız. Vallahi çiğ köfte de bitmek üzere galiba. Müslüm ustam. Son aşamasına geldik. Evet. Zeytinyağından, taze soğanla maydanozunu vereceğiz şimdi. Ay hadi en son aşamadayız artık. Görelim mi? Tabii. Ustam. Tabii. Hadi o zaman. Bu arada bakıyorum tavanda çiğ köfte hala duruyor. Aynen. Vallahi billahi Aslı Hünel'in çiğ köftesi bunlar. Buyurun tavanda. Tebrik ederiz Aslı Hanım. Düşmedi. Ne yapayım bir alkışla ben alayım mı? Oh. Zeytinyağı mı gidiyor şimdi? Tabii yağını verelim. Vay maşallah. Antep'in zeytinliklerinden değil mi? Tabii. Aynen. Oh. Zeytinyağı meşhurdur zaten. Evet. Oh. 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 Maşallah. Peki hanımlar. O da bir güzel karışsın şimdi. Sonra tekrar Müslüm Usta'ya döneceğim. Bu iftar masası sizce 50.000 TL'yi hak ediyor mu? Bence hak etmiyor. Bence de hak etmiyor. Ne? Ya etmiyor. Bence de hak etmiyor. Çünkü ağırlıklı olarak mesela iftar menüsü diyoruz. Evet, iftar masası ağırlıklı evet, olarak şey var. Torba. Pasta çeşitleri çok var. Çeşitleri. Bence bir şey söyleyeyim mi? Sizin bunları yapacak beceriniz olmadığı için şu an kıskanıyorsunuz. Hayatım görmeden yorum yapma istersen. Göreceğiz. Bu kadar iddialı konuşuyorsun. Çarşamba günü senin görüşürüz. Senin gününde de göreceğiz. Görürüz. Bu kadar şeyi ilk günde sen yap, sen yetiştir. Ben sana var ya 50.000 lira kendim verecektim aslında. Pazartesi gününde. Bu kadar hazırlığı bir anda yapmak imkansız. Hayatım zaten. Çarşamba günü gelsin konuşalım o zaman. Çarşamba günü benim günüm olsa zaten ben değil 30 çeşit, 50 çeşit yine yapardım. Ay buna da bir... bir coşku. Yapardım, günüm yok. Günüm olsaydı ben 100 çeşit yine yapardım. Ay Antep'in kadınları nasıl da hamarattır. Nasıl da beceriklidir. Helal olsun. Oraya geleceğim ben de sıkmaya yardım edeceğim ustam. Tabii bekleriz aslanım. Buyurun. Tabii. Allah bir tane eldiven rica edeyim. Bir sıkayım değil mi? Bence görelim aslanım. Tamam o zaman. Evet iftarda bunların tadına bakmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Yapanların, getirenlerin ellerine kollarına sağlık. Lakin hanımlar bir şeyi atlamayın. Bakın çok çeşit var. Hepsi de el emeği. Takımları bakın ne kadar önemli. Hepsini neredeyse bir örnek yapmaya çalışmış. Aslanım şurada da bir şey var, evet, ikramlık. Üzerinde gold bir şeyler var. Simler var üstünde, cupcake'ler. Gösteriyor. Değil mi? Biraz fazla abartı olmuş. Ya ama ben o Şenaylık o yani. O cupcake'i dün gece yaparken aklıma son anda simlerim geldi. Dedim ki şu gold helal simleri olsun. De bir dökün de tam patlasın. Şenay'ın simli cupcake'leri. Bir de dönme dolabın üstünde galiba. Dönüyor mu? Dönüyor. Şuradan bir döndürüver. Döndürüver yavrucuğum bir dokun. Bak 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 aman.
Çok güzel gerçekten. Bu sunum kaplarının fiyatını da alalım mı? Ben merak ettim, değişik çünkü. Bunun tanesi 500 TL. Tanesi 500 TL. Sunumlukları güzeldi, ben beğendim. Ama yemek takımını sunumluklara göre biraz daha basit buldum. Şöyle Müslüm ustamızın yanına gidelim. Bir eldiven alayım. Teşekkür ederim. Şöyle buyurun isterseniz. Şöyle mi? Şöyle mi? Buyurun, buyurun, şöyle buyurun. Ay şöyle baklavamızı da şu tarafa doğru sizden rica etsem. Bunu da saymış mıydın çeşitlerde? Saydım. Evet, ne yapıyoruz şöyle şimdi? Şöyle alalım. Böyle alalım. Parmaklarımızı gömelim. Parmaklarımızı gömdük. Evet. Böyle yani. Evet. Gömdün mü? Evet, tamam. Herkesin avuç içi, değil mi? Evet. Ay becerdin bu işi de. Yani bu işi biliyorsunuz bence siz. Gerçekten mi? Bir altyapınız varmış. Bak yani orada duruyor hala. Oradan belli çikolata düşmedi bak. Hatıra olsun kesinlikle o zaman. Kesinlikle bizim hatıramız orada. Valla çok güzel olmuş. E hadi sıkıp sıkıp koyalım o tabii zaman. Tabii hepsini bize bırakalım. Şöyle hocamıza dönelim. Hocam şimdi biz buradan evimize geçeceğiz hocam. Çünkü gelinimizin düğününü izleyeceğiz. Düğününde kınasında neler olmuş? Siz de televizyondan izlemeye devam şimdi, edin bizi. Program kaçınacak program değil yani. İşte o kadar. Evet. Buyurun o zaman. Şenaycığım her şey için teşekkür ediyoruz. Çok rica keyifliydi ederim. Gerçekten. Acayip eğlendik hepimiz. İnşallah lezzetlerin tadına da iftarda bakacağız. İnşallah. Emre ile nerede, nasıl tanıştın bir tanem? Emre ile biz teyzesiyle komşuyduk. Biz 9. katta oturuyorduk. Teyzesi de 1. katta oturuyordu. İşte teyzesi sürekli benim bir yeğenim var. Tanış işte, görüşelim, tanış falan. Ben hiç kabul etmiyordum. Sonra bir gün tesadüfen annesi şeye geliyor. Teyzesiyle geliyor ve annesi diyor ki ne işte seni binada iki tane kız varmış. He. Bana bir göster. Kaymadem hem bana bakmaya geliyor hem de benim arkadaşıma gidiyor bakıyor. Hangisi hoşuma giderse diyor bak oğlumu ya, alırım eyvah diyor. Eyvah. Sonra işte tesadüf işte biz geldi işte kadın bana her neyse bir baktım bir saat sonra oğlunu da getirdi. Beni çok beğenmiş aradı oğlunu oğlum gel burada çok güzel bir kız var diye. Sonra işte her neyse böyle oturduk konuştuk oğlan geldi gitti işte. Oğlan geldi. Sonra ben akşam siteye indim banka. Arkadaşım geldi, Şenay dedi. Kaç yaşındasınız o arada? 18. Şenay dedi işte dedi böyle böyle bugün dedi sana bir kadın bakmaya gelmiş. Bana da geldi. Ben oğlanı çok iyi tanıyorum. Benim dedi iş arkadaşım. Aha. Kesinlikle evlen kaçırma dedi. Sonra bana böyle diyor yukarı çıkıyor. Eşim arıyor diyor ki eşimin de eski sevgilisiymiş. Ne diyorsun? Tabii ki de benim haberim ama kız arkadaşımla çok samimi değilim. Arada sırada görüyorum ama o kadar. Ama güzel söylemiş hani hiç kaçırma bunu demiş. Götürememiş çocuğu. Eşim arıyor. Hı. Eşime diyor ki asla Şenay'la evlenme. Şenay sana yakışmaz. Oo. İşte gel benimle evlen, seni evleneceğin kadın benim tarzımda şeyler söylüyor. Beni karalıyor. Benim ailem çok disiplinliydi. Telefon bile kullanamazdım ben. İşte beni böyle küçümseyerek o telefon bile kullanmaz, sana yakışmaz tarzında şeyler söylüyor. Benim eşim de diyor ki bu zamanda diyor telefon kullanmayan kız mı kaldı? Gerçekten o zaman iyi terbiye almış bir ailenin kızıdır. Ben bu kızı kaçırmam diyor. İşte şöyle böyle derken eşimle biz konuşmaya başlıyoruz. Aradan çok geçmeden söz nişan derken sonra da evlendik. Şimdi bir kızımız var. Peki o kız ne oldu? Hiç bilmiyorum. Biz o binadan sonradan taşındık. Nasip olmadı. İşte bir ay sonra nişan. Düğün davetiyeni göndermedin mi? Yok. Aşk olsun. Ama şey oldu. Beni istemeye geldiklerinde eşimle kapıda karşılaşmışlar. Eşimin elinde çiçekler falan eyvah, yani. Eyvah. Normalde ben bu konuyu hiçbir yerde anlatmadım. Ya, ama çok eşim bile belki kızacak hatta. Sonrasında işte o durumu görünce sinirlenmiş. Böyle kapıyı vurmuş çıkmış gitmiş apartmanın. Sonra da ne oldu hiç bilmiyorum. Ya kader işte. Değil mi nasip? Aynen nasip. Keşke çok pozitif konuşmalar yapsaydı da şu an yine bir arkadaş olabilseydin, yani kalabilseydin. Her nasip vaktini esirdi diye benim çok sevdiğim bir söz var. Siz de o demek vakti, saati, o saatmiş. Bir şey vesile olacak. Allah sizi bir araya getirmiş. Aynen. Peki evlilik teklifi nasıl geldi? Gelmedi. Aa peki nasıl gelişti? Yani işte... Zaten o niyetle tanıştırıldık. O niyetle tanıştırıldık. İşte konuştuk ettik derken aileleri dedi ki ne tamam biz hazırız. İsteme söz yapabiliriz. Yapabiliriz. Geldiler istemeye. Geldiler evet istemeye.
İstemeden herhalde bu fotoğraflar. Evet, evet. Mavi bir bluz giymiştim ama o zamanlar çocuk aklıyla 18 yaşındayım. Mavi bir bluz tercih etmişim. Ama şimdiki aklım olsa nerede bir abartı, nerede bir pulu, taşı varsa kesinlikle giyerdim. Zevkler de değişti ha? Çok değişti. Büyüdüğün vakit. Kesinlikle. O zaman daha mı sadeydin? O zamanlar daha sadeydim. Saçlarım upuzundu mesela. Çok daha güzelmişsin Şenay. Zayıf, incecik. Şimdi de güzel. Şimdi de güzel ama o saçlar Şenay. 58 kilo bence. Saçlarım kalçamda çok güzel ve yani. Koyu renk tabii saçlarında orada. Çok değişiksin gerçekten. Ama öyle de güzelsin. Bence bugün böyle de güzelsin. Teşekkür ederim. Peki sonra nasıl ilerledi? Neler yaşadınız? Sonra işte bu süreçten sonra evlilik sürecine doğru gitmeye başladık. Benim... Nişanda neler oldu? Nişanı kız tarafı mı yaptı? Yok, bizde her şeyi erkek tarafı yapar. Hı. Bu konuda çok şanslıyız. Söz, nişan, kına, düğün ne varsa erkek tarafına aittir. Mavi mi giydin? Burada da yine çok pişmanım. Evde nişan yapıyorum. Mavi bir... Kabarık. Kabarık. Tarlatan. Tarlatanlı bir gelinlik mi dersin, kınalık mı dersin, her neyse. Bir şey tercih etmişim. Diyorum ki o zamanlar kimse beni neden uyarmamış? Fiyatı ne kadardı Şenay? Çok ucuzdu. O zamanlar ben bunu kiraladım. 500 ya da 600 lira gibi bir şeye kiralamıştım. Şu anda... Ne kadardır? 8-9 bin TL. Belki de evet olabilir. Artık değil mi? Ama şu an yine uygun o fiyatlar. Öyle mi? Tabii yine uygun. Var mı? Yani ne kadar? 18 bin artık böyle bir şey yapmıyor ki. Para değil ki. 15-20. 20 evet, aynen. 20 civarı. Öyle bile uygun yani. 20 bile uygun. Ne diyorsunuz tabii ya? Bu mesela bizim istemeden kalma bir videomuz. İstemeye kaç kişi katıldı? Çok kişi yoktu. Sadece aile büyükleri vardı. Ortalama bir 30-35 kişi vardı. Belki o kadar bile yoktu. İncecik dal gibiyim. Ay çok güzel ya. Peki kına gecen nasıl oldu? Nerede oldu? Kına gecem de salonda oldu. Hem düğünüm hem kınam salonda oldu. Kaç kıyafet giydin? Bir kıyafet giydim. Diyorum ki ya ben evlendikten sonra her şey moda oldu. Bu kadar mı şanssız olurum? Ve ben ne yaptım biliyor musunuz aslanım? Her şey içimde kaldı. Geçen sene gelinlik giydim, çekim yaptım. İnanmıyorum. Yaptım. Ay o fotoğrafları da görelim o zaman. Bak göstereceğim. Birazdan onları da gösterelim bakalım izleyicilerimize. Şenay'cığım, kına yakılırken eline ne konuldu? Yani elime kayınvalidem yüzük koydu. Açtın yani. Açtım. Elinizi görünce açmayayım mı? Sen açmadın mı yoksa sen açmadın mı? Ya ben açtım hemen yani. Ben eşimi isteyerek ya evlendiğim için hemen yani. Anneciğim vermesen ne olur ya, hemen açıyorum ben elimi dedim. Ay kıyamam. Ben kuaförüm ne kadardı yani. Şenay? Kuaförüm o zamanlar hem kına hem düğün hem saç boyam 600 TL'ydi. Sen her şeyi uyguna getirmişsin. Ben her şeyi evlenirken uyguna getirdim. Yani gelinlik mi? Gelinlik. Evet. Çünkü benim eşimin o zamanlar maddi durumu çok iyi değildi. Aha. Dükkan açmıştı yeni. Sonrasında zaten iflas etti. Ay. Çok sürdüremedik evlendikten sonra. Her zaman şey mantığındaydım. Eşimi de çok seviyordum ben. İlk görüşte aşık oldum. Boş ver, en ucuz olsun. Görücü usulü demiştin az önce. Çok sevdim işte nişanlımı. İşte görücü sevmiş, aşık olmuş. Ben eşime hep şey dedim, boş ver, hiç maddiyat önemli değil. Aynen. En ucuz olsun, en ucuz. Yani en ucuz düğün salonuna istedim, adam beni çekeceğini tavanı çekmiş. Eksik dilek dilemeyecek misin her zaman? Yani kalpler bir olsun yeter. Aynen. Yani. Sonrasında zaten gözümde kaldığı için bazı şeyler... geçen sene gelinlik giydim, çekim yaptım. Canım. Bundan bir ay önce yaklaşık da kız arkadaşlarımla mekan tuttum. Pembe bir abiye giydim. Uzun pembe parti yaptım. Allah herkes pembe Allah giydi. Enteresan. Bunlar tekrar, mesela... Bunlar yeni. Çok güzel olmuşsun ama. Bence. Bunlar yeni. Gelinliğin, saçın, başın, makyajın... Gelinliği, peki bu gelinliğe ne kadar ödediniz? Bu gelinliğim ben arkadaşım olduğu için 2500 liraya kiralamıştım. Şenay şu an kuaför fiyatları uçuyor. Şu an ne kadara yaptırdın saçlarını? Saçlarım da yine arkadaşım olduğu için o gün bana özel hediye yaptı. Şu an yaptıracak olsa zaten 5-6-7 milyardan aşağı değil. Değil mi? Sadece bir makyajlı saç. Peki evet. Bir şey soracağım. Eşin yapma. Seni böyle gördüğünde ne yaptı? Bir şey taktı mı? Hiçbir şey. Eşofmanlarla karşıladı beni. O dönem ne takılmıştı peki? O zamanlar benim altı bileziğim, gerdan setim, bilekliğim, 4-500'üm, küpelerim falan vardı. İşte. İş kurmak için sattınız sonra onları. Tabii ki sattık. Sonra İflas ettiniz. İflas ettik, onlar komple gitti. Sonra işte Rabbim işte nasip ediyor işte bir yerden. Tekrar çok şükür Rabbime. Çok güzel hayatım. Maşallah. Peki bebeğiniz de var şimdi. Evet, ismi neydi? Asel İkra. Asel İkra. Ay ömrü uzun olsun inşallah. Sağlıkla canım. İlişki testine başlayalım. Başlayalım aslanım. Başlayalım. Hadi ara eşini. Şöyle altınımızı da bir çıkaralım. Sizce bilir mi, ne dersiniz? Bilebilir bence. Ay ya. Efendim. Canım şimdi biz ilişki testindeyiz. Hapörlerdesin. Evet. Aslanım seninle görüşecek. Tabii. Tamam, veriyorum. En
Emre, nasılsın? Çok teşekkür ederim Aslanım. İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de, biz de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz canım. Hızlıca sorulara geçmek istiyorum. Şimdi ikinize aynı anda soracağım soruları Emreciğim. Senden cevap istemiyorum. Önce eşin cevaplayacak tüm soruları. Ardından senden rica edeceğim. Anlaştık mı? Çok tabii iyi dinliyorsun. Anlaştık. Bir moral alkışı gelsin. Şimdi Şenay'cığım, sen evde değilsin. Tamam mı? Eşin de o gün tatilde. Tatilde evde geçirecek. Eşin evde tatil gününde ne yaparak vakit geçirir? A. Film izleyerek. B. Uyuyarak. C. Maç izleyerek. D. Sosyal medyada vakit geçirerek. Cevaplayayım mı? Lütfen. Uyuyarak. Uyuyarak. Evet Emre, evde nasıl vakit geçirirsin? Tatildesin uyuyarak. Ve yalnızsın. Uyuyarak, genelde uyuyarak. Bütün yani beyler hep uyuyarak vakit geçiriyor. Bir uyuyun, uyuyun. Uyku da iyidir, o da lazım tabii. Emre, yakın kız arkadaşların da bir hafta yaz tatiline gitmene izin verir mi Şenay? Hayır. Vermez mi? Vermez. Yapma ya. Sorun mu? Şey, yani Emre verir misin, vermez misin izin? Yani vermem. Kesinlikle vermem. Doğru cevabın. Aslında alkışlayacak değil mi? Değil ama doğru cevap verdiniz sonuç itibariyle. Kayınvaliden düğünde damat tarafının taktığı altın ve nakit parayı sana vermeseydi Şenay'cığım, tepkin ne olur? Zaten vermediler. Tepkin bir şey olmazdı yani. Olmadı mı tepkin? Yok, hayır. Evet. Yani Şenay'ın bence tepkisi ilk önce biraz kızardı yani, ama bunu sakinlikle karşılardı, olgunca karşılardı diye düşünüyorum. Doğru cevap. Doğru cevap. Evet Emre, Şenay çok iyi dinle. Emre her akşam eve saat kaçta gelir? 6'yı geçmez. 6'yı geçmez. Evet Emre. 6'da geliyorum yani, normal standartlarda 6'da geliyorum eve, ama şu sıralar 4'te geliyorum. Doğru söyledi. Yani. 6 dedi hanımın. Alkış. Evet. Yani şu an genelde destek olduğum için 4'te geliyorum. Normalde 6'da dediğim gibi yani. Şu an 6. Tamam. Şu an 6 değil, şu an 4'te geliyorsun. Pardon, çalıştığın zaman 6'da geliyorsun. Bunu biz mi hatırlatacağız sana Emre ya? Damatcığım soru geliyor. İftardan sonra evde film keyfi yapacaksınız. Emre, patlamış mısır mı, kestane mi, çerez mi ister film izlerken? Patlamış mısır. Evet, cevap lütfen. Patlamış mısır. Doğru. Doğru. Evet, bir sorumuz daha var. Şenay'ın Antep yöresine ait yapmış olduğu ve senin severek yediğin, en sevdiğin lezzetin adını soracağız. Sen bir düşün şimdi damat. Evet. Dolma. Öyle mi? Evet. Dolma mı? Kuru dolma mı? Kuru dolma. Kuru dolma mı yoksa yaprak sarma mı? Yok, kuru dolma. Kuru dolma. Peki. Şimdi. Evet. Cevap şimdi istiyoruz senden. Biliyorum, şu an unuttum. Nasıl unuttun? Şu an. Bir dakika. Bir dakika. Sen düşün. 5. Yoğurtlu patates. 4. 3. 2. 1. 0. Yoğurtlu patates, yoğurtlu mantıya takmış, kocanın canı istiyor. Bugün iftarda onları yaparsın. Annene söyle yapsın. Maalesef kuru dolma çok seviyor eşim dedi. Ve bu aklına gelmedi. Ama benim en çok sevdiğim, kendisinin çok sevdiği. Tamam, oldu Emre, iyi bak kendine. Ne yazık ki. Kaç yanlış? Bir yanlış var aslanım. Bir yanlışınız var. O zaman biliyorsunuz bizim programımızı. Dönüyorum gelinlere, soruyorum. Acaba ne sorsak gelinimiz ve damadımıza? Kayınvalidesinin yaşını soralım aslanım. Olur. Olur. Kaç yaşında kayınvaliden? 55 yaşlarında. 55-56 gibi mi? 54-55 mi yani? Yok, 55-56'larda. Daha yüksek. Genç, o kadar genç değil. Tamam. 55 veya 56 derse kabul edeceğim. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Emre. Efendim aslanım. Çok net bir soru. Annen kaç yaşında? Annem 56 yaşında. Doğru cevap. Ve bu altını size takdim ediyorum. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hadi hanımını veriyorum. Emre bir ara beni kalpten gidiriyordun, yemin ederim.
Ay biz de duysaydık kulağının yerine. Hoparlörü kapattı. Hadi hoşça kal Emre. Görüşürüz. Görüşmek üzere, sağ olun. Evet, gelinimiz ve damadımız ilişki testinde bizden bir altın kazandı. Bakalım 50.000 TL'yi hangi gelin kazanacak? Ama onun öncesinde gelinimiz Şena için gelinler puan kullanacaklar. Puanlamadayız. Benim sana puanım sadece el emeğine ve karşılamanı beğendim. Gerçekten çok şaşkınım. Bu kadar iddialı mısın? Evet. Uyurken verdin puanı, evet. Gerçekten şaşırıyorum. Ortamda bile yoktun. Ben senin çeyizini çok eksik buldum. El işinden çok hazır eşyaların daha çok vardı. Bugün benim günüm bitti. Bundan sonraki günler sizin gününüz. Bakalım benden daha iyi misiniz? Gün boyu ortada yoksun, uyuyorsun. Seni biz konuşturuyoruz. Gerçekten çok merak ediyorum evini. İnşallah dediğin kadardır. Uyumana da değmiştir. Az sonra. Haftanın ilk gününde büyük ödülümüz 50.000 TL için gelinler Şenay Gelin'e puan kullandılar. Şimdi kutularda bekliyor puanlar. Şenaycığım, en yüksek puanı hangi gelinden bekliyorsun? Ben en yüksek puanı Aynur gelinden bekliyorum. Peki en düşük puanı sana kim vermiş olabilir? Fazilet Hanım. Fazilet Hanım. Öyle mi? Evet. Peki o zaman seni hiç merakta bırakmayalım. Madem yüksek puanı Aynur'dan bekliyorsun, Aynur'dan başlayalım, moralli başlayalım. Tabii ki. Peki Aynur'cum, kısaca sebeplerini alalım, ardından puanını görelim. Ben genel olarak evine uyum bulmadım, yani uyumlu bulamadım. Cihazı eksik de, bayağı eksik de. Sadece karşılamasıyla sunum masasını çok beğendim. Onun dışında fazla bir pek uyum göremedim. Karşılama ve sunum, evet, masasını çok, evet, sevdin. Çeyizini? Eksik buldum. Eksik buldun. Peki puanını görelim canım. Benim sana puanım İki puan. İkiyi neye verdin? Sebepleri başta söyledim zaten. Evinde pek uyum göremedim. Şimdi çok eksiğim var. Evet. Sadece el emeğine ve karşılamanı beğendim. Gerçekten çok şaşkınım. İki. Bu kadar iddialı mısın? Evet. Yani kendi gününde en iyisi olacağını iddialısın. Evet. Göreceğiz bakalım. Tamam. Aynur'cum, gün boyu uyudun. Günaydın. 2 puan vererek bana günaydın. Gerçekten vicdanın rahat mı? Benden en yüksek puanı bekledi ama evinde öyle bir yüksek puan verilecek bir ev değildi bence. Sadece emeğine karşılık o puanı verdim. Bana öyle çıkışması da hiç hoş değildi bence. Evet Fazilet, seninle devam edelim canım. Kısaca senden de sebeplerini duyalım mı? Ben senin çeyizini çok eksik buldum. Nasıl dersen, el işinden çok hazır eşyaların daha çok vardı. Karşılamanı çok beğendim ama ona bir şey diyemiyorum. Yemeklerini de çok beğendim. Sunumun da çok güzeldi. Zaten ben sana gerekli şeyleri söyledim, yani yorumlarımı yaptım. Neyleri beğenmedim, neyleri beğendim de söylemiştim. Bu yüzden sana yorumum bu kadar. Puanını görelim canım. Benim sana puanım üç puan. Bak, en düşük puanı Fazilet'ten bekliyordum. Aynen, ben normalde en düşük puanı Fazilet Hanım'dan bekliyordum. Çünkü gerçekten hani güzel yorum çok fazla yapmadı. Aynur Hanım gün boyu uyumasına rağmen, baygın baygın dolanmasına rağmen 2 veriyor. Hangi gözünüze baktınız onu bile bilmiyorum. Uyuyordunuz vallahi resmen. Uyumlardan baygınlığa geçirdim resmen. Uyurken demek ki verdin puanı, evet. Gerçekten şaşırıyorum. Ortamda bile yoktun. Fazilet Hanım, 3 puanınız için benim için yine kıymetlidir o kadar kötü yorumunuzdan. Çünkü ben 1 bekliyordum.
Teşekkür ederim. Evet hayatım, ben zaten senin şimdi karşılamanda çok eğlendik. Çok beğendiğim için ve sunumlukların çok güzeldi, hoşuma gitti. Gereksiz yani hoşuma gitmeyenlere söylemiştim zaten. Bu puanı da ona uygun gördüğüm için vermek istedim sana. Hak ettiğini verdim kendisine. Beğendiklerimi söyledim. Beğenmeklerimi de söyledim. Üçü hak ediyor. Üçten fazlasını veremezdim kendisine. Evet, teşekkür ediyoruz ve Züleyhan senden devam edelim canım benim. Evet, ben Şenay'ın karşılamasını çok sıcak buldum. Çok samimiydi. Hı-hı. Güzel bir ev sahibiydi. Ama gerçekten evinde çok fazla uyumsuzluk vardı. Kendi başlarına güzel parçalar ama uyum konusunda sıkıntısı vardı. Yine de emek vardı. Ona göre puanlamamı yaptım. Peki. Puanı görelim canım. Benim sana puanım... 3 puan. Yani aslında evim 3 puanlık değildi. Hı hı. Sadece tamam kabul ediyorum. Gümüş tonlarında birazcık gold kullandım salonumda. Bunu kabul ediyorum. Ama mutfağımda ve yatak odamda asla bir renk uyumsuzluğu yoktu. Bu 3 puan neye verdin canım? Yani dediğim gibi ben Şenay'ın karşılamasını çok sevdim. Misafirperverliği. Misafirperverliği çok iyiydi. Zaten 3 puanın tamamını ona verdim. Çok eğlendik. Çok eğlendim. Teyze benim için çok eksikti. Mutfağını beğendim. İftar masası. İftar masası da güzeldi ama evin genelinde bir uyum bulamadım. Onun haricinde güzeldi. Peki. Teşekkür ederim. Selvihan, senin puanın kaldı ve çok merak ediyoruz. Kısaca senden de duyalım ama. Şöyle söyleyeyim. Genel olarak evet güzeldi. İlk karşılaması şen şakraktı. Ben beğendim. Mutfak da fena değildi. O mendillerin dışında. Yatak odası küçüktü. Mobilyası evet uyumuştu. Fena değildi. Ya çok güzel değildi. Ama emeğine sağlık. Emek harcamış sağ olsun, evinde bizi ağırladı. Evet. Peki canım, puanını görelim. Benim sana puanım... 3 puan. Az önce çoğu şeyi beğendiğinizi söylediniz. Açıkçası o laflarınızdan sonra 4 bekliyordum. 3 beni şaşırttı. Ama yok, 4 bu eve fazla olurdu. Fazla olurdu. Emeğine sağlık. Her şey çok güzeldi. Tamam, eğlendik, hoş. Genel olarak da güzel ama 4 puanlık bir evim yok. Ben şeyi merak ediyorum. Bugün benim günüm bitti. Bundan sonraki günler sizin gününüz. Bakalım benden daha iyi misiniz? Ben zaman iyiyim, eminim. Ben iyiyim de senden. Ama ben sizin yaptığınız gibi... Asla adaletsizlik bir puan yapmayacağım. Adaletsiz verdiniz bir puan düşünmüyorum. Ben, sen, Aynur hiç konuşma. Sen bir evi gözden geçir. Gün boyu ortada yoksun, uyuyorsun. Seni biz konuşturuyoruz. Verdiğin puan 2. Gerçekten çok merak ediyorum evini. İnşallah deliğin kadardır. Uyumana da değmiştir. Evet. Ben asla adaletsiz bir puan vermedim. Siz lafınıza karşı. Aynen. Beni mutlu etti. Gerçekten mutlu etti. Çünkü ben Fazilet Hanım'ın 1, 2 vermesini bekliyordum. 3 bile beni mutlu etti. Peki. Toplamda 11 puan aldın gelinlerden. Şimdi ben senin için puan kullanacağım. Gaziantep haftamız Şenay gelinin evinde ve hamamda bizi karşılamasıyla başladı. Ben karşılamasına gerçekten bayıldım. Muazzam bir yerde, muazzam güzel bir enerjiyle bizleri karşıladı. Çok eğlendik. Çok da keyifliydi açıkçası. Kahve sunumunu orada yaptı. Ben sunumunu çok beğendim. Sonrasında evimize geldik. Evet, bu görmeye çok alışık olduğumuz bir salon tarzıydı. Yine gri tonlardı. Yatak odası da gayet uyumluydu aslında. Mutfağı da gayet ferah bir mutfaktı. Ama benim tabii en çok sevdiğim şey iftar masasıydı. Muazzam düşünmüş, bizi çok hoş, çok güzel bir yere götürmüştü. Tüm gelinlerimden açıkçası özellikle sunum masasında beklentilerim çok çok yüksek. Evet, benim de puanımı sen Cuma günü yani büyük finalde öğreneceksin. Her şey için çok teşekkür ediyoruz sana. Her şey için çok teşekkür ediyoruz sana. Rica ederim. Sizlere de bugün için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Harika bir günü geride bıraktık. Evet, yarın Antep'in neresindeyiz Selvihan? Şahin Bey'e geliyoruz. Evet. Ay bizi ona neler bekliyor kim bilir. Sürpriz. Evet, gerçekten
Sen çok merak ettiğim bir gelinsin böyle. Bugün çok renkliydin. Biraz önce de iddianı konuşturdun zaten. Yarın göreceğiz bakalım. Evet değerli izleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte sizin ekranınız Show TV'de görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, bizimle kalın. Gaziantep'in böyle ikonik mekanlarından bir tanesindeyim. Burası Mecidiyehan. Gittiğim misafirliklerde çantamı yanımda götürüyorum, altınlarımı misafirlikte takıyorum. Görmemişsin bir altın olmuş ya. Aç, aç, aç. Dün Şenay'ın evinde de söyledim. 5 kişiyi çevirsek 4'ünün evi böyle zaten. Şok oldun ya evi görünce. Terini sil istersen. Benim yorumum bitti. Herkes adabını, uslubunu gösteriyor. Yapamaz ki. Ne kadar süren pahalı söyleyebiliyor musun? Söyleyemeyiz. Bence 500 bin lira etmez bu mobilya takımı. Rol çalmış ev sahibinden. Ayıp Kınaya Allah. Gelir gibi gelmiş. Lahmacun var ama çok eksik var masada. Sanki sayılı aman kızlar fazla yemesin gibi. Dün gece sıra gecesinden kalan köfteyi getirmiş gibi. Pembe bir yalanını yakalasan ne yaparsın? Kıyameti kopartıyorum. Yapma ya.